Evet. Size hoş geldiniz. Bu akşam Safiye Erol'u biraz konuşacağız. Ben çok fazla biliyorsunuz, yıllar üzerinde e, durmuyorum. Tabii ki çok farklı bir özelliği varsa romana katkısı açısından biraz bunun üzerinde duruyorum. Onun dışında tamamen romana odaklanmaya çalışıyorum. Şimdi e, Safiye Erol'un, ben bir ses kapatacağım değerli arkadaşlarım. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa Gülkız Turan ben işleyiş biçimimiz şu şekilde oluyor kitabı inceleme biçimimiz önce ben elimden geldiğince kitabı açıklıyorum romanın içine girmeye çalışıyoruz alıntılarla destekleyecek şekilde ardından da sohbet kısmına geçiyoruz. Bütün bu süreçte kayıt altına alınıyor ve YouTube'da yayınlanıyor bunları baştan söylemiş olayım. Bu akşam da Safiye Erol bizim yazarımız, bu da ay daha doğrusu konuğumuz o olacak. Kadıköy'ün romanı ile konuşacağız, Kadıköy'ün romanını konuşacağız. Biz daha önce kadın yazarlar kısmında aslında Safiye Erol'un Ciğer Delenini işlemiştik. Balkan Türkleri ile ilgili bir romanda oradaki de. Çok katmanlı, içinde efsanelerin de olduğu bir romandı. Benzer bir şekilde bu bugün göndermiştim Mario Leven'in e, bir YouTube'da Kadıköy romanına e, dair anlattıkları ilgimi çekince onu da okumuştum. Öyle olunca da e, gruba bari bunu birlikte okuyalım düşüncesiyle yazdım. E, güzel zannediyorum katılan pek çok arkadaşım da kitabı okumuştur. Çok farklı şeylerle karşılaştınız ve bunlar üzerinde de Konuşacağız. Şimdi önce ben biraz Safiye Erol'un e, edebiyatla ilişkisine değinmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi Safiye Erol bir e, Türk kadın yazar olarak pek çok e, iyi bir eğitim görmüş her şeyden önce onu söylemek gerekiyor. E, ve bizde tasavvuf edebiyatının romanı çerçevesinde Samiha Ayberdi ile ikisinin ismi çok geçiyor. E, çünkü Samiha Ayverdi'nin eşi Kenan Rifai, Rifailik, yoyo değil Gamzan. E, Rifailik e, tarikatı içerisinde yer alıyorlar. E, Samiha Ayverdi biraz daha ona uygun romanlarında bir dil kullanırken Safiye biraz daha farklı görüyorum açık söylemek gerekirse. Pek çok inceleme okuduğumuzda şunu görüyoruz. Safiye Ero'nun bu romanı Kadıköy'ün romanı üzerine e, tasavvufi bir romandır deniyor. Ama o derinlikte bir roman olmadığı için bence tasavvufun içine almak yanlış olur. Bizde mesela tasavvuf e, anlatısı... Dediğimiz zaman gerçi bizde böyle bir edebiyat da oluşmamış arkadaşlar. Ufak ufak içinde yer alan işte ne bileyim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanı gibi. Biraz daha o eski geleneksel yapıyla beraber İslam'a bakış açısı ve kültürel bakış açısı gibi. Yine Samiha Ayverdi isim olarak sayabiliriz. Ama hani diyemeyiz ki diyelim ki Latin Amerika için büyülü gerçekçilik diyebiliyorsunuz işte başka bir yazar için toplumcu gerçekçidir diyorsunuz ama bizde tasavvuf romanı yerleşmiş değil ve bunun etrafında şekillenmiş bir şeyler yok. E, mesela Yunus Emre'yi konu alabilir Hacı Bektaş'ı konu alabilir bu tasavvuf romanı olduğu anlamına da gelmez bunlar da biyografik roman olarak karşımıza çıkar. Biz tasavvuf dediğimiz zaman mesela en güzel örneği Diva şiirinin son sesi denilen Şeyh Galip e, için söyleyebiliriz. Şeyh Galip Hüsnü Aşk e, şiirinde, mesnevisinde o da bir roman e, diyebiliriz o dönem özelliğine bakarak. Hüsnü Aşk'ta bir tasavvufu işlemiştir derinlemesine. Ya da Fuzuli'nin Leyla ve mecnununda insana duyulan aşktan Tanrı'ya duyulan aşka geçişle beraber... Orada da bir tasavvuf hikayesi vardır ama burada ben Kadıköy'ün romanı tasavvufi bir romandır denirse buna karşı çıkarım ister istemez. Aslında Kadıköy'ün romanı bir muhit, bir mahalle, bir köy yani o dönemin söyleyişiyle ama öyle bildiğimiz köylerden değil gördüğünüz gibi ee, bir dar alan romanı olarak karşımıza çıkıyor. Mekan Kadıköy'ü ve Kadıköy'ün çevresinde gelişen olaylar karşımıza çıkıyor. Gel gelelim Adıköy olsa da burası aslında dönemin sosyetesinin e, yerleşmiş olduğu bir yer, mekan. Ve biraz e, modern hayatla geçmişteki hayatın karşılaştırılması üzerine gidiyor roman. E, ben özellikle de bu yüzden diyorum bu tasavvufi bir roman olamaz en azından bu yönden bakınca. Tabi diğer romanlarında yer yer buna değinmiş var ama derinlemesine bir giriş derseniz bu yok. Böyle yavaş yavaş romana da giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Roman 1931-32 yıllarını içine alıyor. Yani aslında yaklaşık 1 bir buçuk yıllık bir süreci bize anlatıyor. Bu kadar kısa bir sürede çok yoğun olaylar Görüyoruz romanın içerisinde. Kısa bir özetini geçeyim belki okuyamamış arkadaşlarımız vardır. Roman'da yedi kişi var, yedi arkadaş. Bunlardan altısı çok öne çıkan isimler. Bir kere en başta biz e, Bedriye'yi görüyoruz, Burhan, Necdet, Nesrin, Orhan ve Baha öne çıkıyorlar. Bunların bir takım özellikleri var ve roman boyunca her e, ilk girişteki her bir bölüm bu kişilere ayrılmış. Onları daha yakından tanımamız için. Günümüz modern romanı gibi bir akış yok. Klasik bir yapıda, kronolojik bir sıraya göre aktığını görüyoruz. Bu sebeple de çok açık bir roman. Dikkat ederseniz yani romanda anlayamayacağımız, kapalı duran herhangi bir bölüm yok. Her şey açık. Akışta ay şunu kaçırdım herhalde diyebileceğimiz bir yer yok. Hepsi birbirine çok iyi bağlanmış. E tabii çok ani sıçramalar da olmuş içerisinde. Ama bu roman için çok kısaca şunu diyebilirim: Bu roman ızdırapın romanıdır. Başımıza ne gelirse gelsin birinin mihnet bildiğini, birinin nimet bildiğinin sonu hepsi ızdırapa çıkıyor, acıya çıkıyor. O acının da insanı olgunlaştırması, değiştirmesi bekleniyor ki bugün bildiğimiz psikolojideki yapı tam olarak romana sinmiş arkadaşlar. Yani tasavvufi roman değildir ama psikolojik altyapısı iyi işlenmiş bir romandır kişiler açısından. Şimdi bu e, Necdet'le açılışı yapıyor. Necdet genç bir adam e, ve Bedriye'yi, görüyor. Bedriye çok güzel bir kadın. Ee, sarışın herkesin dikkatini çeken hoş bir hanım. Eşi vefat etmiş görümcesiyle beraber yaşıyor. Görümcesi dünyalar tatlısı bir kadın. Romanın sonlarına doğru onun da içeride bir hikayesi olduğunu öğreniyoruz. Ee, ve Bedriye herkesin gözdesi herkes bu kadına bir şekilde takılıyor. Mesela Orhan bunlardan biri. Orhan bizim avare diyebileceğimiz tipte bir adam. Hiçbir iş yapmak istemeyen, elini bir işe uzattığı zaman ondan hemen bıkan, usanan ama sesi güzel, şarkıyı türküyü seven ve söyleyen bir adam olduğunu görüyoruz ki romanın girişi zaten onun bir türküsüyle de kendini gösteriyor. Yani Menekşe kokusundan dolayı Bedriye'ye gönderdiği bir türküyle duyuyoruz onun sesini. Bu arada Nesrin aslında şey özür diliyorum Bedriye Necdet'le görüşüyorlar ama Bedriye Necdet'i tanıyor. Necdet çok küçükken Bedriye de onun annesiyle arkadaşken aslında Necdet gidip onun kucağında falan uyumuş. Ve bu genç adam Bedriye'ye aşık oluyor. Kendinden yaşça büyük ama bu onun için önemli bir şey değil bir çekim var Bedriye'ye karşı. Yine Orhan'da da aynı şekilde ve bu gruba bir de dışarıdan Burhan girecek. O da biz bu akşam biraz bağlanmadan da bahsedeceğiz. O da bizim ıssız adam ee, modeline çok uygun bir karakter olarak karşımıza çıkacak. En sonunda Burhanla Bedriye evlenecek ama iki e, aşığın kavuşması her zaman mutlu bir sonla bitmeyecek. Bütün roman boyunca zaten bize geçen kovalanır bir de veren bir çok özür diliyorum size aldım. Bir düsturla e, hayata kadın ve erkeğin bakışı yine aşka kadın ve erkeğin bakışı evliliğe kadın ve erkeklerin bakışı üzerinden de bize pek çok bilgi veriyor. Şimdi burada şunu da e, hatırlatarak gitmeyi çok isterim. E, karaktere karakterin düşünceleri size uygun olmayabilir birkaç eleştiri okudum bu konuda şöyle bir eleştiriye rastladım döneme göre oldukça ahlaksız bir çevre olduğuna dair yani kimin eli kimin cebinde belli değil gibi ifadeler vardı ki Şimdi insanların kadın ve erkek birlikte yaşadığı ortamlarda bu tür olayların olması normaldir ama biz içindeyken çok bilemeyiz karşımızdakinin düşüncesini. Roman anlatıcı anlatıcıyla yazıldığı için hepsinin içine bir girip bakıyoruz nasıl insanlar, neler düşünüyorlar. Haliyle buradaki karakterin doğrusu bizim doğrumuz olmak zorunda değil. Onu karakterin bakış açısı olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve burada Bedriye Burhan'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Necdet Kadıköy'ünü terk etmek zorunda kalıyor. Diğerleri de dağılıyorlar ki burada en e, kötü duruma düşen Nesrin adında bir genç kız. Necdet'i çok seviyor. Gel gelelim Necdet ona yüz vermiyor ama çocukluklarından beri birlikteler e, ve Nesrin bu işin olmayacağını anlayınca başka bir gençle onun içinden başka bir gençle nişanlanıyor. Araba kullanmayı falan öğreniyor ve sonra e, kaza yapıyor, ölüyor. Ama buna orada bir gizli intihar notu düşülüyor. Yani aslında bilinçaltında böyle bir duygu vardı ve araba buna bir otomobil, buna bir vesile oldu diye bakılıyor. E, sonunda herkes birbirinden ayrılıyor ve mutsuz bir sonla karşılaşıyoruz. Ama Bedriye'nin yurt dışına gittiğini ve kendini başka alanlarda... Yetiştirdiğini görüyoruz. 1931'li yıllara göre gerçekten çok cesur bir roman olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bugün bile bu açıklıkta bir şey yazmak e, daha zor olabilir. Belki içine çok fazla cinsellik katılabilir ama bu tür cinselliklere çok girmeden tutku üzerinden özellikle yoğun yazılmış bir roman. Şöyle e, alıntılarla. Girelim özet bu şekilde her akşam böyle yürürüm diye anlattı ve daima ayaklarım beni nereye sevk ederse oraya giderim evden belki öfkeyle sıkıntı ile çıkmışımdır yürüdükçe fikirlerimin düğümü gevşer çözülür ve nihayet de yürüyüşüm gibi ahenkli intizamlı bir akış bulur bir de bakarım küçük çamlıca yoluna gitmişim. İki tarafın çitlerinde yaban gülleri açmıştır. Betimlemeler gerçekten çok canlı. Okuduğunuzda bunu görebiliyorsunuz. Kendimi yoklarım. Oh ne hafiflik ne ferahlık. İki saat yürüyüşte ciğerlerim yıkanmış, zihnim yıkanmış, gönlüm yıkanmış bulunur. İnsanlara şunu söylemek isterdim. Hastalar, garipler, bilkesler yürüyün. Hem ee, vücudunuza hem gönlünüze tatlı bir uyuşukluk gelinceye kadar gürüyün. Eski masallar da böyle değil mi? İnsan tahammülün, metanetin son merhalesinden sonra demir asa, demir çarıklı, nerede biteceği meçhul olan bir yola çıkar. Bu insanın eleme karşı son müdafaa hastalarıdır. Kalbinin kırıldığı yeri ebediyen terk edip yola revan olmak, Daimi hareketle hatıraları öldürmek. Romanın girişi bize şunu söylüyor. Sonu böyle olacak. Bu bir e, durak romanı değil. Burada duracağım ve bitecek değil. Bu hayatın yolundan sürekli yürüyeceğim. Ve kader bana başka neler gösterecek bunu bilmeyeceğim romanı. Masallar da böyledir aslında. Neden demir asa demir çarık? Çünkü sonsuza kadar sürecek. Kahramanın sonsuz yolculuğu, hiç bitmeyecek. Bitecek gibi olsaydı bir deriden çarık mırık giyerdiniz. Bir de demir asa demir çarık, can yakan, acıtan, sizi o yolculuk boyunca rahatsız edecek bir şeyin de işareti aynı zamanda. Hani sırf e, laf olsun diye oraya konmamış o demir çarık, demir asağı. Ve bugün günümüzde e, stresle baş etmenin yolları dendiğinde, depresyonla baş etmenin yolları dendiğine dikkat ederseniz herkes ne diyor sağlıkçılar dahil olmak üzere yürüyün diyorlar haliyle 1931'de de yürüyün denmiş bunu da anlatıcı bize aktarıyor ve roman hakkında hemen izimizi bulmamızı sağlıyor ben size bir mutluluk romanıyla gelmedim Kadıköy'ün çiçeğini böceğini anlatacak gibi dursam da Onları anlatmayacağım. İnsanların hayattaki yolculuğunu anlatacağım diyor. Böylece diyor kalbin kırıldığı yerden yola tekrar çıkarsın. İnsan düşüp kalkıp tekrar yola revan olan bir varlıktır. Düştüğü yerde kök salan bir varlık değildir. Sonra bir ipek şalı var. şeyin Burada Bedriye'nin çok güzel anlatmış. Onu bir okumak istiyorum size. Bu eflatunlu, beyazlı, menekşe kokulu bir ipek şaldı. Şimdi kadının elinde salınıyordu. Necdet bu atkıya istekli bir gözle baktı. Kendinde bir iradesizlik hissediyordu. Bir cümle toparlayıp söyleyecek mecali kalmamıştı. Ekseri erkekler görmedikleri, bilmedikleri, müstesna bir kadın tipiyle ilk defa karşılaşınca böyle bir hayranlık, teessürle karışık bir saadet duyarlar. Bu çapta bir kadına karşı ne muamele etmeli? Necdet'in modada tanıdığı bazı Rum ve İtalyan kızlarıyla ufak tefek maceraları olmuştu. Buraya bir hemen ara koyalım. Bütün roman boyunca erkeklerin kaçamak yaptığı kadınlar ki sonradan Necdet'in yine ee, bu şekilde Rum bir kızla ilişkisine devam ettiğini göreceğiz evli olmasına rağmen. Ee, hep gayrimeşru ilişkileri e, daha çok Müslüman olmayan kadınlar üzerinden oluşturduğunu da görüyoruz. Bana göre bu biraz e, Roman'ı sakatlayan bir şeydir. Yani e, evet o tür evlerde falan da veya gazinolarda çalışan kadınlar da var ama artık Müslüman kadınlar da o tür yerlerde bulunuyor ya da Türk kadınlar da oralarda bulunuyor. Sandal safaları, deniz şakaları, mehtaplı kırlarda çiçekli, loş korularda masumane randevular. Belvi diye bir yerde dansta güzel bir dul kadınla tanışmış. Birkaç ay süren bir münasebet yaşamış. Fakat o kadın Celile bakın o Türk onu adeta bir jigolo gibi tutmak istemiş. Onun yalnız gençliğinden ve güzelliğinden yararlanmak istemiş. Necdet henüz aşkı bilmiyormuş. Jigolo kelimesi çok eskiden beri var olan bir e, kelime. Şimdi burada şunu söylemek isterim. Biz bugünü yaşarken, romanda da çok sık karşımıza çıkacak. Bugünü yaşarken hep bir şeyden şikayet edip şöyle diyoruz. Geçmişte ne güzeldi her şey. İnsanlar daha ahlaklı, daha namuslu, daha düzgün. Daha açık iletişimli vesaireydi diyoruz. Ama romanları okuyoruz bu dönemlerde geçen eserleri. Hayır değil yani. Yazar da ne görüyorsa ona aktaracak bize. Çevresindeki ilişkiler, yumağı neyse bunu bize e, gözlemleyip aktarıyor. Bir aydan falan gelmiyor bu konular. Buradaki bu ipek şal meselesine tekrar dönecek olursam Necdet bu atkıya istekli bir gözle baktı diyor. Şimdi ee, sevdiğimiz insandan bir hatıra almak düşüncesi. Bu mesela e, Mehmet Rauf'un Eylül romanında şöyle karşımıza çıkar. Eylül romanında da e, Süreyya, Suat ve Necip arasında bir aşk ilişkisi vardır, üçlü. E, burada Suat derken kadını kastedeceğim. Süreyya derken de erkeği, <laughs> İsimler eskiden... Daha ters e, olarak da karşımıza çıkıyor. Ya yani Biz sonradan tersleştirmişiz herhalde. E, orada Suat ve Süreyya evliler. Fakat evlilikleri bir monotonla binmiş. Süreyya artık biraz daha e, dışarıya gözü kaymış bir adam. Suat biraz daha içine kapanık ve içine dönmüş bir kadın. Ve e, Süreyya'nın kuzeni Necip bunların arasına katılıyor. Ve Suat'la Necip arasında bir e, ilişki değil aslında ama e, bir karşılığını bulmayacak fakat ikisi de birbirinden hoşlandığını biliyor. Öyle bir ortam söz konusu. Orada piyano çalarlarken hatta Suat eldiveninin birini e, el eldi, şeyin piyanonun üzerinde unutuyor. Necip bunu alıyor, kokluyor, saklıyor, ortaya çıkmasını istemiyor. Bir hatıra. Aynı şeyi nerede göreceğiz? Necdet bir yerde bedriye üşüyünce hafif onun üzerine kendi üstündeki paltoyu verecek. Onu giydirecek. Ve daha sonra bedriye onu çıkartırken yağmurda ıslanıyorlar. Çıkarır çıkarmaz hemen üstüne geçirecek ki bedriyenin kokusu, teninin sıcaklığı her şey kendisine geçsin. Çünkü burada Hemen e, gördük birbirimizi seni bırakırken öptüm bana kahveye gelir misin hadi yukarıda bir şeyler üstüne rahat bir şey giy öyle bir şey söz konusu değil e, bu yüzden de zaten tutkunun ilk başlarında bu romantik dönem dediğimiz e, dönemde bir koku ondan gelen küçücük bir hediye veya ondan onda olan bir parça eşya büyük bir e, totem gibi oluyor ya da bir tut gibi artık o gerçek sahibini aşan bir nesne haline geliyor. Tutkunun nesnesi haline geliyor. Ee, burada Bakın şöyle diyor. Evvelce bu gibi je jestleri müptezel bulurmuş necdet. Yani kadına ay üşüdün dur sana ceketimi e, vereyim ne kadar düşkün saçma sapan bir davranış olarak bakıyor genç adam. Gel gelelim kadın üşüyünce de ilk yaptığı hareket bu oluyor. Yani alışıldık bildik bir şey üzerinden gidiyor. Bunlarla eğlenirmiş. Halbuki işte kendisi de bir kadının vücuduna değen, kokusunu sindiren bir kumaşı kokluyor ve ateşte nefesiyle, buhseleriyle buharlandırıyor. Nasıl bir tutku nesnesi? Halbuki o giydiği ceket kendisine ait bir ceket kadınla hiçbir bağı yok şimdi biraz dönemin modasını da görüyoruz romanın içerisinde evin döşenmesinden kılık kıyafetlerine kadar nasıllardı bunu gözlemleyebiliyoruz bunu da çok güzel dağıtmış aslında yazar yani hepsini bir kişiye atfetmemiş mesela Nesrin'le ilgili olarak genç kızla ilgili olarak onun odasını betimlemiş. Diyor ki Nesrin'in odasına çıkıyorlar. O da malum tarzda döşenmişti. Şimdi kendi döneminde yaşadığı için yazar belki geleceğe kalacağını mı düşünmedi ne yaptı anlatıcı orada? Malum tarz nedir? O dönemin modası neyse bir genç kızın odasında odur. Öyle döşenmiş diyor. Ama bunu da açıklıyor. Beyaz mobilyalar, mavi döşemeler, pembe abajur, Nesrin'in çocukluk yadigarları, bebekler, oyuncak ayılar, boynu kurdeleli köpekler, birçok saksı yerde, etejerde, masada, pencere içinde birçok saksı. Palmiye, ıtır, sardunya, kuşkonmaz, klasik bir genç kız odası. Nesrin elinde mini mini bir porselen kase ile Bedriye'ye yaklaştı. Bak abla dedi, kasede top gibi bir kaktüs vardı. İki kadın bu dikenli nebatın nasıl yetiştirileceğini görüşürken delikanlılar duvardaki artist resimlerini gözden geçiriyorlardı. Belki 15-20 resim hepsi de Charles Rogers'ın fotoğrafları. Hatta otomobilde yatta Charles, mayolu, smokinli, cepkenli Charles, golf oynarken Charles, masaj yaptırırken Charles. Mükerrem diyordu ki bu ne muhabbet ayol, bay talihli kerata. Bir genç kızın odasına bir adam girmiş. Çok talihli Nesrin'i görüyor. Zaten o Nesrin'le de evlenmek e, isteyecek sonrasında. Bakın bu o dönem bir genç kızın odasında olabilecek şeylerden. Ve bu Charles da aslında Necdet'e benziyor. Bunu görüyorlar sonrasında. Kızcağız utanıyor bundan. Çünkü platonik bir aşka e, düşmüş Necdet'e karşı. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bugün de aslında gençler değil mi odalarını posterlerle süslüyorlar. Bu futbolcu olabilir, sevdikleri alanda her neyse o olabilir. Bunlar çok da değişikliğe uğramamış diye bakıyoruz. Ama Nesrin'in odasına bakınca o oyuncakları falan görünce Nesrin'in aslında çok da büyümemiş bir genç kız olduğunu görüyoruz. Hala çocukluğuna... Bağlı olduğunu görüyoruz ve Necdet de onun çocukluk bağı aslında. Haliyle nasıl odasındaki oyuncakları çıkaramamışsa hayatından Necdet'i de o oyuncaklar gibi çocukluğunun bir hatırası e, gibi saklıyor kendi içerisinde. Sonra olmayacağını da görecek. Şimdi Orhan'ın şöyle bir özelliği var. Diyor ki ben ona uzanırım, onu kuruturum. Buna uzanırım, ondan vazgeçerim. Benden adam olmaz. Ben böyle nerede akşam, orada sabah. Keyfim neyse bunu yaparım. Hatta kitap yazmak istedim. Babam olur evladım, yaz da. Hatta bastıralım hani yardımcı olayım işte. Şunu yapmak istedim. Babam yine destek oldu diyor. Ama orada çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki çok yaşayan hiç yaratamaz. Çok yaşayan hiç yaratamaz. Aslında orada e, hayatın özünü almaya çalışıyorum, evet. Ama özünü alacak kadar orada durmuyor. Buradaki yaşamak bu bizim dediğimiz derinlemesine bir yaşamak değil az Durduğu bir yer yok çünkü Orhan'ın sürekli hareket halinde olduğu için. Hareket ederek yaşayan bir insan oturup da bunu yaratıma. Dökemez diyor. Çünkü bir yerde oturduğu durduğu yok. Orada denizle giriyor. Burada kızlarla geziyor. Dikkat ederseniz en hareketli insan romanın içerisinde Orhan. Ee, şimdi bakın. Bedriye'nin giydiği bir elbise anlatılıyor. Pek de güzel giyinmiş. Polsuz, siyah bir manto. Kol yerine kısa bir pelerin Omuzlarını örtmüş. Mantonun altından ıhlamur çiçeği renginde bir elbise görünüyor. Dirseklere kadar siyah eldiven, siyah bir bere, bir mavi tilki. Ee, kadının o dönemki giyimi, otuz birlerdeki giyim. Şimdi burada şunu biraz açmak isterim. Bir dönem e, bir fotoğraf dolaşıyordu ortalarda. İstanbul'da böyle 5-6 tane kadın yan yana yürüyorlar, kol kola girmişler, şapkalar, çok zarif kıyafetler. Biliyorsunuz 40-50'li yıllar özellikle çok zarif kıyafetler giyiyor kadınlar. Ee, onları görüp şöyle altlarını döşeyenler olmuştu. Ee, Cumhuriyetin ilk yıllarında daha moderndik, sonradan değiştik diyenler oldu. Ama o dönemin kalburüstü kadınları yine onlar. Yani İstanbul'un ileri gelenleri gayrimüslimler de olabilir, Müslüman kadınlarda olabilir ama Anadolu hala o noktada değil. Haliyle veya kıyıda köşede kalmış şehirler e, öyle giyinmiyor. Onun için de buradan bakıp da sadece o dönemde kadın çok modern giyiniyormuş diyebilmek gibi bir durumumuz yok. Evet İstanbul'un ileri gelenleri. Mesela e, burada diyelim ki Nesrin'in ya da Bedriye'nin evinde çalışan kadınlar nasıl giyiniyordu? Onlarla ilgili çok büyük bir bilgiye sahip değiliz kılık kıyafetleri hakkında. Ama daha çok yöresel e, giyim tarzları olduğunu görebiliyoruz. Hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde batıcılık, e, ya kapıyı açtığımız zaman Batıya. İstanbul'a çok fazla sayıda mürebbiye geliyor arkadaşlar. Mürebbiye terbiye eden kelime kökü olarak yani öğretmen olarak getiriyorlar ve bu kadınların pek çoğu evin içerisinde ne yazık ki evin beyleri tarafından ya taciz ediliyor ya onlara ayartan kadınlar olabiliyorlar. Bunlarla ilgili romanlar da var. Mesela Hüseyin Rahbin, Rahmi'nin mürebbiyesi buna güzel bir örnektir. Pek çok Eski hikayenin içinde de görürüz bunları. Bizdeki cariyelik, kalfalık biraz daha hani geleneksel e, yapıdır. Esaret bittikten sonra da devam etmiştir. Ama Batı'dan gelen kadınlar buna göre bir giyim sergilemişler. İşte başları açık kıyafetleri ona göre Batı'da nasıl yaşıyorlarsa bunlar piyano bilir, keman bilir ve kız çocuklarını bunlar eğitirler. Fransızca öğretirler aynı zamanda. Önemli bir yere sahiptirler. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da bu bir dönem devam ediyor. Bunun bir farklı versiyonunu biz 10 yıl herhalde ya 10-15 yıl önce yaşadık. Yurt dışından bakıcı getirme, yaşlılara bakmak için değil çocuklar için. İkinci dili daha kolay öğrensin diye mesela. Mesela Rusya'dan gelini de alıp çocuk baktırdılar bakıcı olarak... ...veya başka ülkelerden de. Nedir buradaki özellik? Çocuk o dili, kendi ana dili olan birinden evin içinde duya duya öğrensin diye. Bu bize 1800'lü 1800 yılların sonlarından itibaren gelen bir davranış. Hala daha da devam ediyor. Tabii günümüzde artık biraz daha şöyle... Türkiye'de bakıcı bulmak zor olduğu için yabancıları e, almış oluyoruz. Biraz daha farklı bir amaç oluşuyor. E, şimdi şöyle bir yer var yine Doğu Batı çatışması için. Mükerrem Nesrin'le evlenmek istiyor. Çünkü artık Necdet ortadan e, kalktı. Yani o bir tehdit de değil. Bir e, düğün hazırlığına girişiyorlar. Burada mükerremin ablası bu düğünü bir garden party tarzında tertip ediyor. Yani bahçe içerisinde süsler olacak. E, efendim soğuk büfe e, şey açık büfe yemekler soğuk mezeler olacak ve böyle bir e, parti bazında bir düğün düşünüyor. Sonra bütün planları alt üst oluyor çünkü büyük hanımefendi ince saz diye direnmiş Mükerrem caz banda ısrar etmiş. İnce saz dediği bu utlarla vesairelerle yani klasik Türk müziği olacak. Diğeri de diyor ki caz bant olacak. Batıdan gelen bir orkestra tarzı olacak diyor. Çocuklar kara göz istiyorlar. Bu da eski tarz. Yeni damat hokkabaz istemiş. Nihayet hiç kimse kırılmasın diye herkes ne istiyorsa o da olsun denmiş. Ortaya bir cümbüş çıkmış. Şimdi burayı biraz açacağız. Ee, öyle bir şey oluyor ki ama bu cümbüşte 200 kişi davet ediyorlar. Fakat 400 misafir geliyor. Büyük hanımefendinin ahbapları uzak semtlerde oturduklarından gece yatısına kalacaklarını belirtiyorlar. Bazıları da davet e, davetten 4-5 saat evvel geldiği için bunlara akşam yemeği çıkarmak gereği ortaya çıkıyor. Halbuki ev sahipleri buna hazırlıklı. Değil. açık büfe hazırlamışlar. Sonra işte kasaplar, manavlar aranıyor, otomobiller gönderiliyor ve herkese sofra kuruluyor. Bu arada bahçede yemek olduğunu gören davetsiz insanlar da içeriye girip bundan yararlanmaya başlıyorlar. Tam bir cümbüş havası. Peki bunu e, niye getiriyor buraya yazar, yerleştiriyor? Yani anlatıcı bunu bize gösteriyor. Hala daha e, doğulukluktan sırılamamak ve tam bir batılı olamamak var. Bu insanların bir ayağı yurt dışında zaten. Bütün roman kişilerinde görüyoruz. Hemen tamamı hem de iyi eğitimler de almışlar. Aynı zamanda da yurt dışına işte ne oldu? Bedriye en sonunda ya ben bir dedi gideyim Viyana'dan eğitim alayım, müzik eğitim alayım dedi. Çekti gitti. Çok kolay. Ve bildiği bir yermiş gibi gitti. Ya ben ne yapacağım oralarda? Falan gibi bir düşünceyle karşılaşmadık. Burada da bu sebeple e, şunu görüyoruz. Her şey bir arada olsun dediğimizde ne şiş yansın ne kebap ortaya düzgün bir şey de çıkmıyor. Birini bırakamıyoruz, birini tam olarak alamıyoruz. Hala daha batılılaşma sorunumuz devam ediyor. Ve bunu daha çok da e, birbirini suçlayarak yapıyor toplum. Katmanlarında ıı, insanlar. Birisi diğerini çok batılı olarak görüp suçluyor, diğeri diğerini geleneksel olarak suçluyor. Ama bir orta yolda buluşulamıyor. Bu iş bu değil. Ee, batının iyi yanlarını alalım, <laughs> kötü yanlarını almayalım, ahlaksızları falan diyorlar ya. Ahlak zaten yeniden tanımlanması gereken bir kavram. Bunun dinle veya başka bir şeyle de ilişkili olmadığını görüyoruz. Ee, dolayısıyla bir şey almak istediğimde diyelim ki interneti taktıralım ama eve çocuklar internete girmez. Çocuklar internete girsin ama şu sitelere girmez. O sitelere girsinler ama şu reklamları izlemesinler. Böyle bir şey var mı? Tabii ki yok. Paket halinde geliyor size. İstediğinizi kabul eder, istemediğinizi reddedersiniz de değil. Göre göre alışıyorsunuz bir süre sonra ve kabul ediyorsunuz ve öyle davranmaya başlıyorsunuz. Değişimin önünde durmak da mümkün değil ve zorla yapılan bir şey de değil. Ee, bir süre sonra isteyerek yapmaya başlıyoruz. Ee, burada şimdi Burhanla Bedriye arasında bir e, ilişki var. O da şöyle. Aslında yazar karakterlerin arka planını da bize iyi vermiş. Mesela Burhan kaçıngan bağlanan bir adam. Bağlanma stilleri arasında. Neden kaçıngan bağlanıyor? Çünkü diyor ki aslında Bedriye'de de var biraz bu ikisi bir araya biraz zor gelir ama normalde gelmişler. Niye? Çünkü eski bir yarası var aslında. Nedir o yara? Kendisi daha önce başka bir kadınla birlikte oluyor. İrlandalı bir kadınla bu kadın bunu terk edip gidiyor. Öyle olduğu için de o yarayı hiç unutmuyor zaten ve nasıl olsa bir gün buranın da kendisini terk edeceğini düşünüyor. Oldukça da kötü davranıyor zaten. Bedriye'ye çok iyi davranışları vesairesi de yok. İlk başta ilgisiz davranıyor zaten. Hiç görmüyormuş gibi davranıyor ama kaş altından, göz altından takip ediyor kadını. Bir süre sonra öğreniyoruz ki aslında onun da Bedriye'ye karşı bir ilgisi var. Peki Bedriye etrafında bu kadar kendini isteyen erkek varken kime gidiyor? Burhan'a gidiyor. Neden? Çünkü Burhan ilgilenmiyor. İlgilenmeyen kişinin ilgisini çekmek istiyor aslında. Üzerine birbirlerini çok iyi tanıyarak da yapmıyorlar. Ama bir süre sonra çok az konuşan Burhan'ın bazı konularda özellikle Tabiatla ilgili, avla ilgili, hayvanlarla ilgili konularda konuşmaya başladığını görüyoruz. Neredeyse ikisinin de canlı hale geldiği, bir takım betimlemelerin olduğu yerler var. İşte orada birbirlerini anlamaya ve yakınlaşmaya başlıyorlar. Ama Burhan bunu evliliği boyunca da sürdürecek. Bunu göreceğiz. Şimdi Orhan yine dönelim Orhan'a. Ee, epeyce açıldı, dili çözüldü diyor. Şarkılar birbirini kovaladıkça sanki gecenin yumuşak karanlığında taze meşaleler yanıp sönüyordu. Orhan dedi ki, işte Bimen Efendi böyle söyler ve eski bir türkü okudu. İşte Nevres böyle söyler, işte Münir, Münir Nurettin böyle söyler. Büyük babanın çardağına doğru başını çarpıttı bağırarak. işte muhterem Üstad Mahmut Rasih Bey de böyle söyler. Artık taklitleri bıraktı, derin bir vecd içinde e, hicranlarını, ümitlerini, hasretlerini okudu. Orhan gibi hemen hiçbir zaman ciddi olmayan bir haylaz serserinin bu anlatış kuvveti karşısında arkadaşları hürmetle suttular. Orhan sanki bakınız diyordu ben adam değilim, iki para etmem. Fakat bunu biliyorum ve bunu benim kadar bilen kimse yoktur. Münir şöyle söyler, bilmen böyle bende başka türlü. Dinleyiniz. Bir adama ihtisasına göre kıymet vermek gerekse işte benim hakiki varlığım, hakiki cevherim. Nedir? Türküyü söylemektir. Ama e, icracılar ne yapar? Diyelim ki icracı kendi sesinden ziyade ustasından duyduğu şekliyle söyler. Diyor ki bu da benim sesim. Beni de benim sesimden duyun aslında bunu eğitim içinde kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Bir insanın gerçek cevheri nerededir? Bu soruyu roman içerisinde bir kere soracak. İnsanın gerçek cevheri nedir? Ve bunu nasıl bulabiliriz diye soracak. Çünkü Bedriye artık Burhan'dan dolayı bir depresyona giriyor, çöküşe geçiyor, düşüyor. Düşkün kaldığı yerde kendini nasıl kaldıracağını bilmiyor. Çünkü içindeki ateş, köz, ruh her neyse o ona iyi gelen o öldü. O öldüğü içinde ne yapıyor? Ben onu yeniden bulabilir miyim? Beni iyi edecek olan şey ne? Orhan bulmuş mesela bu kadar avare, bu kadar serseri görünen bir adam aslında kendi kaynağının farkında. Ve içtiği bir gecede gayet güzel bunu ifade ediyor. Virgil diye bir hikaye üzerinden okudunuz mu diye birbirleriyle konuşurlarken burada çok güzel mitolojik bir hikayeyi romanın içerisine yedirmiş yazar işimize yaraması üzerine ve burada onun anlattığı hikayenin karşılığı olarak da Burhan'ın ilk defa ağzını açıp da bir şeyler anlattığını görmeye başlıyoruz. Bu ne demek? Bu Duygular ne olursa olsun karşılıklı olarak aslında fikir dünyası da önemlidir veya aynı yere bakış açısı da önemlidir. Ruhun ruha atması için bir ruhtaşlık gerekir. Ferit Edgü e, diyor ki bir dili yani yaklaşık olarak söyleyeceğim uzun zaman oldu unutmuş olabilirim detayını bir dili birbirine aktarabilmek için yani birbirini anlayabilmek için aynı dili konuşmak yetmez diyor. Aynı duyguyla, aynı fikirle, pek çok ortaklıkla o dili konuşursan birbiriyle iletişime girmiş olursun diyor. Haliyle burada da Burhan'la Bedriye arasında Virgil'le başlayan bir mitolojik hikayeyle ve ardından da bir av hikayesiyle birbirini tamamlayan bir yerde olduklarını ve ilk defa orada kalplerinin birbirine gerçekten açıldığını görmeye başlıyoruz. Ee, yolda yürüyorlar. Caddeye çıktıklarında Orhan diyor ki, Azizim dedi. Hayatı pek korkunç tarif ettiniz. Bence hayatın manası ölüm filan değil, aşktır. Burhanla konuşuyorlar. Burhan derin bir nefes aldıktan sonra sesine bir tahkir, hakaret ifadesi vererek o aşk dediğiniz nesne de gene ölmek ve öldürmektir. Hakiki aşkta daima bir ölen bir de öldüren vardır diyor. Şimdi bu bana Oscar Wilde'ın Tuncel Kurtiz okumuştu şiir olarak. Oysa herkes öldürür sevdiğini şiirini hatırlattı. Müsaadenizle onu okuyacağım. Oysa herkes öldürür sevdiğini kulak verin bu dediklerimi. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satır, satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılık kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini ama herkes öldürdü diye ölmez sevgili. Çok güzel bir şiir. Tam da buraya uygun olduğunu düşündüm. Aşk bir ölüm kalım meselesi. Bütün roman boyunca da burada aslında Burhanın söylediğini yavaş yavaş olaylarla beraber göreceğiz. Herkes öldürür sevdiğini dediği yerde. Şimdi e, şöyle bir e, şey var yorum var romanın içerisinde bir, bir iki cümleyle diyor ki şu dünya meğerse ne acı şeymiş şu gönül denilen o çurum meğerse ne karanlık ne derin ne karışıkmış meğerse insan neler duyabilir neler çekebilirmiş bunların hepsi varmış demek bu dile biraz bakalım varmış çekebilirmiş bu cümle Bizim için şunu ifade eder. Bunu söyleyen kişi bunları çekmemiştir. Bilmiyordur. Ancak çektiği zaman anlar ve der ki meğer bunlar masal değilmiş. Bunlar romanlarda okuduğumuz şeyler değilmiş. Gayet de gerçekmiş. Çekilebilirmiş. Ee, başta hani şu ceketini e, Bedriye'nin omzuna attı da. Bu davranış ne kadar müptezel bir davranış ya. İşte bir de almış onu üstüne hemen giyiyor kadının kokusunu falan alıyor çok garip bir şey olur mu böyle şey diye aşağıladığı işi Necdet kendisi yapmıştı bu şu demek e, bizde derin bir söz vardır çok derindir kınamadığını görmeden ölmezsin derler ya bu aslında şudur e, insan yaşamadığı bir şeyi derinden kavrayamaz karşımızdaki kişi bize diyelim ki bir acısını anlatır der ki çok seviyordum kaybettim ee, veya çocuğumuz ergendir gelir der ki şuna bayılıyordum ölüyorum ama bana hançerle vurdu beni öldürdü ee, nefret ediyorum ondan dedi ama hala peşindeyim dedi. İşte biz de dedik ki üzülmesin diye ama senin gibisini nerede bulacak buna da üzülünür müymüş bilmem ne e, üzülünür yani ona üzülmesi gerekiyor ki üzülüyor. Haliyle acıyı küçümsemek aslında karşıdaki kişiye en büyük hakaret. Senin derdin dert midir benimkinin yanında? Yani ya da acıyı yarıştırmak bu noktada. Çünkü birimize çok acı veren şey anlatıldığında diğerine acı vermeyebilir. Dünyaya bakışımız da farklı olabilir ya da gerçekten o acının içine düşmemiştir o kişi. Uzaktan bakmıştır. Bu yüzden Hani bana diyor ya Nasretin Hoca bana eşekten düşmüş birini getirin diye büyük felsefeci gerçekten de ee, romanın içerisinde köşkler, eski zenginler, paşalar vesaire de geçiyor, Hulusi Paşa vesaire gibi isimler de geçiyor. Şimdi bu romanın içerisindeki gençler arkadaşlar Osmanlı'nın son döneminde doğmuş çocuklar aslında. Ali ile hem Osmanlı'nın Son dönemini biliyorlar. Hem de Cumhuriyet Kuruluşu'yla beraber gençlikleri Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ortaya çıkmış. Kendilerini öyle tanımışlar. Haliyle bu kadar iki ara bir derede olmaları da gayet normal ki biz hala daha bugün geleneksel ve modern ayrımını yapamayan ve bir yere dahil olamayan bir milletiz. Haliyle o dönem bu çok daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ee, mesela burada evlilikle ilgili şöyle bir şey var. Ee, nesrin içinde Bedriye içinde bir seçenek sunuluyor. Yani evlensen iyi olur. Bak bilmem kim paşası seni görmüş, beğenmiş, istiyor. Ama diyor ki mesela beni mazur görün, bana gücenmeyin. Eski zaman kadınları gibi sırf evlenmiş olmak için evlenemem. Ancak kuvvetli bir sempati olması lazım. Şimdi bu kuvvetli sempatiye aşk denebilir mi bilmiyorum ama kuvvetli sempatiyi kullanmış. Dolayısıyla kadının evliliğe bakışının da değiştiği bir dönem karşımıza çıkıyor. Ama tabii bu bakış bütün Türkiye'yi kapsar mı? Değil tabii ki. Yani hala daha nasıl evlilikler olduğunu gördüğümüze göre bunu da içine pek almıyor. Ama kendi bulundukları ortam açısından kadının dünyaya bakışını biz görmüş oluyoruz. Buradan sadece o tarihsel süreç içinde bütün kadınlar artık böyle olmuştur gibi bir sonuç çıkarmıyoruz ama bizim kadın karakterlerimizin evliliğe bakış açılarını görebiliyoruz. Zaten çok serbest bir hayat yaşadıklarını da görüyoruz. Birlikte e, geziyorlar erkek kadın karışık akşam sefaları denize giriyorlar mayolar üstlerinde böyle bir ortamın içindeler. E, şimdi bu biraz bugünle de ilgili olsun. Fahri Bey e, şimdi gazetede e, Necdet bir gazeteci aslında. Fahri Bey yazıhane üzerine e, yığılmış evrakı işaret edip diyor ki inanmazsın taşradan dışarıdan. Ne müracaatlar var. Taşra arkadaşlar İstanbul'un dışındaki her yerdir. Yani e, İzmir de taşradır burada. Öyle hani 3 büyük şehir, 5 büyük şehir olarak düşünmeyin. İz, e, İstanbul merkezdir. geri kalan her yer Ankara dahil olmak üzere aslında taşradır. Taşra deyince kasaba gelmesin aklımıza sadece ama yine de gelişmemişliği de yani o İstanbul toplumunun dışında kalanlar olarak söylüyor. Gazetede basılmak üzere hemen her gün hikayeler, şiirler, hatta piyesler, evet piyesler bile geliyor. Bunları kullanmaya kalkışsak halimiz dumandır. Her bıyığı terleyen delikanlı oturuyor, çalakalan bir şiir. Mevzu da ne biliyor musun? Aşk. Daima aşk. Hay hay, bu ne ateş, ne galeyan. Necdet biraz sıkılarak gülümsedi. Kendi kalemi de zaman zaman kağıda mürekkebe kıyar. Böyle şiirler, hikayeler patlatırdı. Evet diyordu Akşamcı Vala da hani bizde içtimai, beşeri mevzular yani sosyal e, hayatla ilgili, toplumsal konularla ilgili ne var ortada? Hiçbir şey yazmıyor. Herkes aşk üzerine yazmak istiyor. E, böylece diyor bazı mütefekkirlerimiz, düşünce insanlarımız, fikir insanlarımız Fenne karşı gösterilen lakaydiliğe küslüyor. Diyorlar ki bu kadar insan bir bilime karşı bir yatkınlık göstermiyorlar diyor. Gazeteler, mecmualar, şairane, kısman aşıkane şeylerle dolu geniş bir halk tabakası bunlardan haz ediyor. Muharrir ne yapsın? Hele piyasa muharriri olursa, rağbet gören ne ise onu yazar. Değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. Popüler olan diğerini her zaman mezar geçer yani popüler olan e, sığ diyebilirsiniz başka tür bir şey diyebilirsiniz ama bu bakın o zaman da problem bu zamanda da problem bir de gazete o dönem çok önemli dergi önemli ama gazete çok daha önemli çünkü bizde roman hikaye şiir hep gazete yoluyla e, okura ulaşmış daha sonra kitaplaşmış e, hatta mesela e, Kerime Nadir diyelim ki Refik Halit Karay'ın yanlış hatırlamıyorsam romanı tefrika ediliyor gazetede böyle her gün bir bölümü basılıyor arkası yarın gibi ve bakıyorlar ki çok satmıyor Refik Halit'in bu romanı gazetede çok itibar görmüyor. Kerime Nadir'e söylüyorlar Kerime Nadir zannediyorum son kırıktı onu yazıyor yer yerinden oynuyor yer yerinden oynuyor. Halbuki içinde de çok gerçekten okuduğunuzda göreceğiniz böyle yaşlı bir adamın genç bir kadının sevmesi, kadının ölürken doğduğu, doğurduğu kızını e, sevdiği bu adama bırakması ve kızım ben onu mutlu edemedim sen et onunla sen evlen deyip vasiyet etmesi gibi absürt şeyler var içerisinde. Ama nedir? Piyasalar e, piyasaları alt üst ediyor. İnsanlar böyle deli gibi onları okuyor ve paye Veriyorlar baktığımız zaman. Haliyle burada da aynı şey var aslında. Ee, Sığ olan belki biraz daha ilgi görüyor. Şimdi diyor ki ben galiba hiç de asri bir genç değilim. Asri çağdaş bugünün insanı değilim. Çünkü diyor ben de bir şarkılı mizaç var ee, doğulu bir taraf var. Benim fikrim zamane gençliği için e, olur mu bilmem de diyor. Yeni neslin halet ruhiyesi ne anlıyorum? Evvela aşk. Her baharda ağaçların yapraklanması, çiçeklerin açması nasıl ezeli bir düzen ise aşk da gençlik için öyle bir ezeli nizam. E, bugünün gençleri şuurlu bir surette aşk ihtiyacı duymuyor zannederim. Şimdi burada e, bugünün gençleriyle Geçmişin gençleri arasında bir kıyaslama e, yapılacak. Kelimeler oldukça eski. E, pek çok kelimeyi belki bilmiyor olabilirsiniz ama gidişinden e, anlayabiliyor insan. Bugünün gençleri şuurlu bir surette aşk ihtiyacı duymuyor zannederim. Buna mukabil güzellik için kuvvetli bir e, incizap yani cezbe taşıyorlar. Güzellik iştiyakını doyurmak için gençler kendilerini spora... Sinemaya verdiler. Gönül meselesinin dallı budaklı duygularını ayıp ve gülünç e, sayıyorlar. Aşk kelimesini de e, lugatlerden attılar. Yerine ayıp olmayan hem de zamanın modasına uygun gelen güzellik mefhumunu koydular. Gençlerimiz emin olunuz ki hassastır fakat mağrurdur, ketumdur. Hele münevver aydın olanları e, dört parça olur da gene kendi kişisel buhranlarından gönül acılarından kimseye bahsetmezler şimdi burada bu asrın diyor maddi bir asrın maddi ve dayanıklı çocukları olmaya çalışıyorlar ee, ve bütün roman boyunca kadınlar içinde aynı şeyi görüyoruz spora bir düşkünlük spor yap gençleş güzelleş estetik bir anlayış aslında al ve tüket düşüncesini de burada görüyoruz. Bu aşk da bir tüketim malzemesi haline dönüşüyor. Romanlarda vesairede kullanılan bir şey, tutkulu bir şey ama bir ömrü var. Romanda aslında sona doğru bunu görüyoruz biz. Bir yerde bitecek. Bu tutkuyu ilelebet sürdürmek mümkün değil diyor Bedriye. Bir yerde bitecek bu. Herkesin bittiği bir yer vardır. Çünkü çevremizde bunun sürdüğü bir şey görmüyoruz diyor. Ama o dönemin gençleri şimdi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanı var. Youtube'da incelemesi var. Ee, Ankara romanında Cumhuriyet'in 10. yıl e, kuruluşu üzerine geçiyor roman. Orada gençlerin, genç kadınların bu stadyumda falan koşulara çıktığını görüyoruz. Jimnastik hareketleri 19 Mayıs'larda vesaire. Ne var burada? Gürbüz, sağlıklı Türk çocuklarının yetişmesi, nesillerin buna göre e, sağlıklı nesiller haline gelmesi ve kadınların da burada kendini gösterebilmesi söz konusudur. E, bu dönemde bunlar yaşanmış günümüzde de protein tozuna kadar gelen bir süreç olduğunu görüyoruz. Şu anda da öyle. Ve bir yerde ne diyor? Güzellik de geçici diyor romanda. Güzellik de geçici. Nereye kadar gidecek benim güzellik? Bir yaşa geleceğim ve çökeceğim. Orada beni kimse artık cazip Bulmayacak e ama günümüzde de bakıyoruz aynı şey. Neredeyse bu romanın içerisinde her şeye karşı bir inanç sarsılması var. Hayata karşı, aşka karşı, evliliğe karşı hepsine karşı bir inanç sarsıntısı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada e, Bedriye Burhan'a şöyle bir soru soruyor. Diyor ki istakoz tutar mısın? Biz hep söyleriz yazarlıkta diyalog boşa kullanılmaz. Diyaloğu orada romana bir katkı olsun diye kullanırız biz. Burhan dudak bükmüştü. Fener açıklarında e, sepetleri varmış, tonozu sepetleri varmış. Fakat istakoz tutmak adi bir şeymiş, çok basitmiş. Bedriye hangi balığı avlamayı seversiniz diye sorunca Burhan bir lafza düşünüp birden gözleri parlayarak sinarit demişti. Güç avlanır. Bazen günlerce peşinde dolaşırız, yine tutamayız. Ada açıklarında bulunuyor. İngiliz siciminden yapılmış hususi oltalarla tutulur. Bir snarit tutmak, bir ton adi balık tutmaktan daha zevklidir çünkü güçtür. İlişkiye yerleştirebiliriz bunu. Bedriye'nin peşinde koşuyor ama Bedriye artık geldiği zaman e, bir önemi kalmıyor. Balığın yakalanması gibi bir şey. Şimdi Burhan'ın özelliği şu buradan çıkardığımız kadarıyla. Burhan süreci seviyor. Burhan bir şeyi elde etmeyi sevmiyor. Yani elde ettiği anda onunla ilgili hevesi sona eriyor. Ama burada zaten bu sinarit üzerinden konuşmalarıyla Bedri'nin uyanması gerekirdi. Ama Bedriye'ciğimiz orada ne yazık ki sadece bir sohbet ettiğini düşünüyordu. Aslında insanlarla diyaloglarımız bize çok fazla ipucu verir. Ama göremeyiz tabii ki ilk etapta hani e, daha yeni tanışmışsınız. Bu ikili ilişki olmak zorunda da değil. Arkadaşlarımızla, akrabalarımızla ilişkilerde de görebiliriz bunu. Biraz daha dinlemeye dönük bakarsak oradaki ne demek istediğini, hayatına nasıl akset, aksettirdiğini görmüş oluruz. Şimdi ilginç bir yerde ben şöyle bir dumur oldum. Nesrin e, Necdet'ten emin olamıyor bir türlü. Ve onun kendisini sevdiğini düşünüyor aslında, istiyor bunu da canı gönülden, yakıştırıyor. E, fakat bakıyor ki bir türlü hale yola gelmiyor. Ve diyor ki, e, şimdi size soruyorum diyor erkeklere. Bir erkeğin, bir kadının sevdiğini nasıl anlarız? Kız diyelim ki çok açık etmek istemiyor ama öyle bir şey yapsın ki, Erkeğin ona verdiği tepkiden onu sevip sevmediğini anlasın. Necdet buna şöyle cevap veriyor, diyor ki erkekten çok zor bir şey iste. Eğer senin için fedakarlık ederse, hiç düşünmeden atılırsa seni seviyor demektir. Nesrin de bunun üzerine şöyle bir şey yapıyor ve şeye Necdet'e gelip buluşuyorlar. Önüne bir tomar sarılmış kağıdı bırakıyor. Diyor ki çok da zayıflamış vesaire. Ee, beni diyor işte bir şeyin arasına girdim bir grubun içerisindeyim. Güya komünist bir grupmuş. Ee, yakalayacaklar bizi. Ben Benim elimde bir takım belgeler var sakla diye verdiler. Hiç kimseye veremem bunu benim için saklar mısın? Ben gitmek zorundayım diyor İstanbul'dan. Şey Kadıköy'ünden. Ee, Necdet bir afallıyor. Diyor ki yakalım hayır diyor yakamazsın diyor bana emanet verdiler ve bunu bir şekilde saklamamız gerekiyor benim için bunu saklamanı istiyorum diyor tabii bizim Necdet gidiyor bunu Bedriye'ye söylüyor hemen e yani saklama taraftarı değil hemen tabii ki alırım başın dertte mi dur sana yardım edeyim ne demek falan filan demiyor demek bizim Nesrin komünist olmuş diyor yine o dönem için çok önemli bir şey bu e çünkü Türkiye ile Sovyetler Birliği ilişkileri içerisinde komünizmle ilgili de sıkıntılar var. işte Nazım Hikmet'ten tutun, Sebahattin Ali'den çıkın bir sürü ismin de içinde olduğu bir takım problemler yaşanıyor. Siyaseten de yaşanıyor. Şimdi burada Bedriye'ye söylüyor. Bedriye de diyor ki gel kağıtları açalım. Bağlanmış kağıtlar açıyorlar içi bomboş. Nesrin diyor seni imtihan etmiş ama sen kof çıktın. Eğer onu sevseydin bir laf daha düşünmeden tehlikenin altına girecektin. Diğer kadınlar da Nesrin gibi işin incesine gider. Korkarım dünyada bu imtihanı geçecek tek bir erkek bulunmazdı. Hiçbir erkek bir kadın için kendini feda etmez. Merak etme, sen de bunların içerisindesin. E, diyor ve olay ortaya çıkıyor. Hatta orada şöyle şaşırdım ben. Allah Allah dedim. Nesrin hep bunlarla yatıp kalkıyor. Bunlarla gezip dolaşıyor. Ne ara böyle bir e, grubun içerisinde yer almış düşünce ve söylemleri de buna uygun değil zaten. Meğerse kız e, o dönemin en tehlikeli görülen işini e, Necdet'e korkutmak için e, ve ondan bir şey beklediği için kullanıyor. Akıllı da bir kızmış. E, sonra ve bundan dikkat ederseniz şimdi romanın içerisinde siyasi olarak bu yeri dolandırmıyor yazar. Böyle söyledi ve çekildi. O dönemi çok iyi bilmemiz gerekiyor ki bu sosyalist, e, komünist, anarşist gibi kelimelerin veya bunlara bağlı şeylerin o dönemde e, nasıl karşılandığını tek tek açıklamıyor bize. Bizim bunları açıklayıp bakmamız, bulmamız gerekiyor ki ee, o dönemler bizi sonradan 80 öncesi döneme kadar getirecek çatışmalarla beraber. Ee, Nesrin Necdet'i seviyor. Necdet Bedriye'yi, Bedriye, Bedriye Burhan'ı ve Burhan belki de hiç kimseyi burada. Gönül kaçanı kovalar derler. İşte size bir kaçma ve kovalama zinciri. Başka iş güç yok mu? Üstadım bunlar yiyip içip modada kalamışta güneşlenip denizlenip bir yandan gıda bir yandan tabiatla beslenerek azıyorlar. Sonra renkli fenerlerle süslü çardaklar altında mandolinler, sazlar çalınıyor. Mehtapta kotralarla denizin gümüş yüzünde kayıyorlar. Şiirler, gazeller, romanslar okunuyor. Rakılar, viskiler içiyorlar. Sandviçler, buzlu üzümler sömürüyorlar. Hangi yere pembeleşirken plajda takla atıyorlar. İnsan çileden çıkmaz mı? İşte hepsi işi azıttı. Kendilerine dert kıtlığında uydurma birer acı icat ettiler. O şairane dekor içinde gizli gizli gönül çekmek hoşlarına gidiyor. Bu bir tespit. Diyor ki bir dertleri olsa mesela diyor karnı aç olsa çalışmak zorunda kalacak. Çok çalışıp bir şey elde etmek istedikçe yorulacak. Ve bütün bunları e, görecek gözü hali kalmayacak. O kadar boşlar ki kendilerine acı icat ediyorlar. İşte acı küçümseme dediğim şey bu. Acı acıdır. Herkesin acısı kendine e, göredir. Bunu görmek gerekiyor. Ama burada bir eleştiri, toplumsal eleştiri olduğunu çok nette görebiliyoruz. Bir ayrımcı bir bakış açısı da var. Diyor ki bunların işi gücü orada burada gezmek, dolaşmak birbirlerini görmek ve aşklarına karşılık gelmediği için de kendilerini acıya vurmak oysa diyor toplum neler neler çekiyor şimdi çok özür diliyorum Burhan'ın şöyle bir özelliği var. Bir kadından e, ihanet gördüğünde ya da terk edildiğinde Burhan kendini tabiata veriyor, balık avlamaya veriyor, bir yerlerde kampı yapmaya veriyor. E, şunu aslında bize gösteriyor. E, bir insan acısıyla baş başa kaldığında ya onu kabullenecek ya onunla savaşacak ya da öylece kalaka yani acı, bir şey karşısında ne yaparız? Donarız, kaçarız ya da onunla savaşırız. Burhan ne yapıyor? Kaçıyor. Ve kendini kendi içine kapatıyor. Dışarıda başka bir şeyle meşgul olarak acısını atmaya çalışıyor. Şimdi Nesrin üzerinden şöyle bir gelişme görüyoruz. O dönemde İstanbul'da otomobil kullanan kadın yok. Ya da parmakla sayılacak kadar az. E, Nesrin de e, nişanlandıktan sonra nişanlısı oldukça rahat bir adam istiyor ki Nesrin'i öyle bir değiştireyim ki Nesrin e, bana alışsın. Aşık olsun Necdet'i unutsun istiyor. Evet Nesrin kabul etti ama Nesrin'in içinde hala bir Necdet kırıntısı olduğunu da biliyor kendisi. Bu yüzden de ona otomobil kullanmayı öğretiyor. E bir gün Nesrin'de e, tabii bu arada şöyle bahsediliyor. Kabak çiçeği gibi açıldı Nesrin deniyor. Eskiden ne mahcup çıtı pıtı ne bebek şeydi o. Bedriyesi Burhan'ı kızı çileden çıkardılar. Deli gibi spor yapıyor. Bisiklet yarışları manialı koşular, uzun atlamalar neler neler. Artık bir genç kız için bu kadar da züppelik değil mi? Bu mükerremin aklına şaşmalı. Biraz e, frenleri kısması lazımken yani hala daha erkeğin kadına kısması e, gerektiğine biraz onu terbiye etmesi gerektiğine e, doğru bir şey gidiyor. Hatta Romanın içinde bir yerde bir adam evlenmek istediğinde ismini unuttum şimdi. Ne diyor? Bana öyle bir kız bulun ki gözü açılmamış olsun. Küçük olsun eve gelsin ben onu istediğim gibi yetiştireyim. Kendi istediğim modele getireyim. Ona istediğimi okutayım, istediğimi dinleteyim ve ondan yeni bir insan yaratayım. Ve onu seveyim. Bu da ilginç bir bakış açısı. Bedriye'nin kocası, Gülkü koca. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim. Öyle birini getirin bana diyor. Şimdi insanı yontup heykel haline getirirsiniz de ruh nerede olacak? Onun kendi kişiliği nerede kalacak? Haliyle burada da erkeğin aslında kadına bakışını e, bir nebze görebiliyoruz. Özellikle eski erkekler ve yeni erkekler diye ayırt etse de en sonunda bütün erkeklerin düşüncesinin aşağı yukarı Kadının kendi isteği doğrultusunda hareket eden, otur deyince oturan, kalk deyince kalkan, ikinci bir hanım getirmişse onu kabul etmesi e, gereken, kendi bulunmazlıkları e, üzerinden eğer çok istiyorsa kendisine bir kadın bütün bunlara katlanması gerektiğinden bahsediyor. Bütün roman boyunca bunu satır aralarına iyice serpiştirdiğini görüyoruz. Eee Eskiden böyle değilmiş. Sevenlerin bir de sırdaşı olurmuş. Neymiş o ağlamalar, sızlamalar, mektuplar, kuru çiçekli hatıra defterleri? Bak biz ki bu kadar arkadaşız. Sorarım sana hangimiz hangimize bir gönül meselesi açtık. Sen mesela sır kumkumasısın. Burhan gayya kuyusudur. Bedriye malum. Mükerremi de hiç açıldığını duydun mu? Şimdi Eskiden böyle değilmiş. Sevenlerin bir de sırdaşı olurmuş. Bu bizim edebiyatımızda aslında ve pek çok yani romanlarda vesaire de karşımıza çıkar da bizim halk edebiyatımızda yine divan mesnevilerde şunu görürüz. E, aşık erkek arayandır normalde. Kadın ise daha pasif bir durumdadır. Kerem ile Aslı'yı düşünelim. Ee, kör olduğunu bile düşünseniz hep yanlarında bir sırdaşları vardır. Bizim dizi filmlerde en kıtırık filmlerde bile şunu görürsünüz. Kişi sırrını birine açar. Biz biliriz ki sonra o sır oradan patlayacak. Çünkü bir kere ortaya döküldü. Ee, şeyden bahsetmiştim. Hüsnü Aşk'tan bahsetmiştim Şeyh Galip'in. Orada da öyledir. Aşık olan adamın yanında onun bir yoldaşı vardır. Bütün o Yolculuk boyunca ona e, yardımcı olur. Bilgelik e, üzerinedir biraz da. Bunu fantastik romanlarda ve filmlerde vesairede de, de e, görürüz biz. Burada da aynı şeyi söylüyor. Bir sırdaşı olurmuş. Ama biz bu kadar arkadaşız da içinizden geçen hiçbir şeyi bize açmadınız diyor. Bu da şu anlama geliyor. Derin bir arkadaşlığımız var mı yok mu? Arkadaş dediğin bu kadar da gayya kuyusu sır e, şeyi e, olmaz sır deposu olmaz diyor. Şimdi burada biraz ara verelim istiyorum arkadaşlar. Bayağı zaman geçmiş fark edemedim ben. E, biraz daha var çünkü e, söyleyeceklerim. E, i̇kinci şeyde 40 dersek 50 21 50 de. konuşalım. Kayda durduruyorum şimdilik. Şimdi herkes bir yere savruldu romanın içerisinde. Ee, Burhan'la Bedriye evlendiler. Mutlular mı? Değiller. İlk baştaki tutkuda sönmeye başladı. Bu arada e, Bedriye'nin görümcesi, Mihriban o çok da iyi bir kadın olarak, bir kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hikayenin içine bir hikaye doğacak burada. Necdet Ayrıldı gitti. Hatta e, bir yüzük yapıp gönderiyor e, Bedriye'ye. Bedriye de onunla biraz dalga geçiyor. E, bunu hiç kaldıramıyor e, Necdet. Ve çekip gidiyor. Hatta giderken o kadar ağrına gidiyor ki kadının davranışı. Evli bir kadınım ben. Bir kendini bilmez bana bu yüzüğü göndermiş. El yazısını tanıyabiliyor musun Necdet falan dediği zaman. Burhan'ın karşısında küçük düştüğü için e, daha sonra ayrılırken... E, Bundan sonra görüşemeyiz Bedriye teyze diyerek kadının yaşını ortaya çıkaracak şekilde bir hınçla ona karşılık veriyor ve oradan ayrılıyor. Tabii günden güne solmaya başlıyor Bedriye çünkü Burhanla aralarındaki münasebet elle gözle görülür şekilde gerginleşmeye başlıyor. Burada aslında Bedriye'nin de düşüncesi bir aşk sonsuza kadar sürmeyecek yani bir yerde bitecek ne yapacağım? ben o bittiği zaman hep sürekli onu şey tutamam. Yani nasıl ilgisini üzerimde tutamam diye düşünüyor. Çünkü Burhan dikkat çeken bir adam aynı zamanda. Fakat Burhan'ın zaman zaman Bedriye'yi küçümsediğini, onu tahkir ettiğini, hakaret ettiğini görüyoruz. Mesela köpekleri var Bedriye'nin. İki köpek hemen Burhan'a geliyor, alışıyor. Fakat bir tane kucak köpeği var. O gelmiyor. Burhan diyor ki bunları biraz terbiye etmem lazım benim, benim havama alıştırmam lazım diyor. Bedriye de diyor ki tamam o ikisi senin olsun da benim bu ufaklığa dokunma, o onu vermem diyor. O da diyor ki o zaten bana gelmez. Neden? Çünkü aptal diyor köpek için. Aptal olan ancak senin kucağında durur. O kadar ipuçları veriyor ki aslında yani bir nevi. Kaygılandırmaya başlıyor e, Bedriye'yi ve bu kaygının sarmalı içerisinde de Bedriye kendinden geçiyor. Öyle bir yere geliyor ki artık diyor ki balıkla normal etin tadını birbirinden ayırt edemeyecek hale gelmiş. Yani ne yediğimde ne içtiğimde ne bir şeyde hiçbir şeyde o tadı alamıyordum e, diyor. Ve Mihriban burada kendi hikayesini aktaracak e, şeye Bedriye'ye. Bu hikayenin e, Faruk kişisi var, Burhan'a birazcık daha benzeyen, Mihribanla aralarında bir ilişki ortaya çıkıyor ve evleniyorlar. Faruk Mihriban'ın evine taşınıyor. Fakat ortada bir gariplik var. Çünkü hiçbir şey almadan geliyor adam, yani üzerine, pardon özür diliyorum. Burhan e, bunu yapıyor. Birbirlerine benzeyen yanları olacak demiştim. Başa alacağım, özür diliyorum. Burhan Behiye'nin, işte Bedriye'nin evine hiçbir eşya almadan giriyor. Eğreti bir üç, iç güveysi gibi giriyor ve burada e, yalnız bir sandık çamaşır. Mısırlı oğlundaki dairesi, kütüphanesi, yatak odası, balık takımları, silahları hepsi duruyor. Behiye anladı ki kendisi için Burhan e, kendisi Burhan için bir e, öz değil, bir süstür bir zevk, muhtena bir içki, nefis bir şey. Burhan ona bir hayat arkadaşı, bir can yoldaşı mevki vermiyor. Türkçesi resmen nikahlısı ama gerçekte metresi. Yani ben bu eve gelir giderim ama bu evle bir bağ kurmuyorum. Hatta mutfak masraflarını karşılayayım biraz yardımcı olayım diyor. Bedriye bunu da kabul etmiyor. Yani bir nevi biraz daha dışarıda kalıyor. Bağ kurmuyor Bedriye ile beraber. Sonra ne olur sanki diyor. Burhan böyle isterse böyle olsun. Karısı, metresi, cariyesi hepsi kabul demek istedi. Burhan onu ne şekilde alırsa alsın yeter ki alsın. Fakat ruhu yıkıcı eline verilmiş bir bina gibi her saat biraz daha çöküyordu. Şöyle bir şey yaşıyorlar. Güreşiyorlar. Ve güreştiklerinde yere düşüyor. Burhan'ın çok e, dik bir duruşu var ve çekilmiyor üzerinden. Bu boğulduğunu hissediyor kadın. Çünkü Burhan'ın aslında yaptığı şey biraz da şu tahakküm kurmak. Aslında onun istediği bir aşk. Çünkü aşkın karşısında kişilerin fedakar olması gerekirken Burhan hiçbir zaman ipleri Bedriye'ye vermek istemiyor. E, ve onu kendi gücü karşısında ezmeye çalışıyor. Bir taraf ezen, bir taraf ezilen olduğunda da aşk eşitlik üzerine kurulması gerekirken burada aşkın kendisi kaybolmuş oluyor. Gerçek bir aşk mı? Tabii ki ayrı bir sorgulamak lazım. Gerçek aşk nedir? O da ayrı bir muamma ama burada Bedri'ye bir belli bir şekilde onun bu davranışından rahatsız oluyor. O dik duruşundan, önünden çekilmeyişinden o şeyi kendi üzerindeki gücünü hissediyor. Gücün altında ezilmek istemiyor. Şimdi burada Bedriye'ye işte bu dönem içerisinde pek çok şey yaşıyor. Ee, Mihriban geliyor ve diyor ki sen bunca yıllık benim gelinimsin, evladımsın. Seni çok kötü bir halde görüyorum. Evet. Bir de kendinizi çok harap ediyorsunuz. Bu zamanın genç kadınları diyor. Kendilerini harap ediyorlar. Ne yapıyorlar? Spor yapıyorsunuz. Sabaha kadar dans. Türlü türlü kitap okuyorsunuz. Ruhsal dengenizi de e, bozuyorsunuz. Hiçbir uyku saatiniz de yok. Güzelim saçlarınız dipten kırpılmış. Yani kadınlar kısa saçlı. Artık e, bir modaya göre giyiniyorlar vesaire. Böylece diyor e, siz kaşlarını sak getire, göğüs yok kalça yok o eskinin balık etli e, kadın figürü ortadan kaybolmuş siz bu şekilde diyor erkekleri zaten diyor nasıl elinizde tutacaksınız erkekler ağzının tadını bilmiyor herhalde diyor hani böyle kadınlara bakarak sonra işte Faruk'la ilişkisini anlatıyor Faruk bununla beraberken e, başka bir kadınla Nebile ile evlenmek zorunda kaldığını ifade ediyor kız hamile daha önceki ilişkisinden dolayı onunla evleniyor. Bu, bu mihriban yanıp yakılıyor çünkü arada bir oraya gidiyor, iki gün e, Nebile'de kalıyor, tekrar bunun yanına geliyor. Hatta öyle oluyor ki ikisini de aldatıyor hatta üçüncü bir kadın işin içerisine giriyor. Adam uslanmaz bir çapkın aslında baktığımızda Faruk, e, ele avuca sığmayan bir adam. Şimdi diyor ki e, kadın burada bu yüzden de şimdi biz diyor Faruk mesela beni diyor sonsuz bir aşkla sevdim e, kusursuz bir saadet neymiş anladım diyor sonradan ama diyor bir bedel ödedim o kadar büyük bir bedel ki diyor bu hayat kadar amansız bir alacaklı var mıdır hiç katiyen şaşmaz ve gecikmez verdiği saadetin zevkini tatmaya değmez kahrı lütfundan fazladır sana bir verirse senden bin alır derler diyor. Aslında bu yalandır. Neden? Çünkü feleğin hesabında hiç yanlış yoktur. Tartısı tamamdır. Ne verirse onun aynı bedelini tahsil eder. Namussuz ve kaçak olan insanlardır. Hesaplaşmaya gelince verilen hesabı yüksek bulurlar. Ee, hemen onu atlatmak isterler. Evet diyecek aslında diyor. Yüksek bir ruhsa diyecek ki evet. Çok lütuf, çok saadet gördüm. Şimdi de çok ızdırap çekerek borcumu vereceğim. Günümüzde ne diyorlar? Alma verme dengesi mi diyorlar? Yani bir şey alıyorsak bunun bir bedeli oluyor. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Kadın burada e tabii bunların muhabbetleri biraz tirat muhabbetine giriyor. Yani tek sesmiş gibi, hep öğüt verirmiş gibi anlatıyor ama hikaye içinde hikayeyi anlatma sebebi biraz da şu. Burhanlar, Faruklar ölmez. Bunlar hep kadınların karşısına çıkacak varlıklardır, kişilerdir. Bak diyor ben eski zaman kadınıyım, bunu yaşadım. Sen yeni zamanın kadınısın, sen de bunu yaşadın. Her şeyi sorgulamak lazım. Ama diyor hayat sana ne kadar veriyorsa o kadar alacak. Merak etme, tekrar düştüğün yerden kalkacaksın. Ben diyor ne bileyi bırak dedim diyor. Bırakamadı diyor. Ben onu bıraktım diyor ve ne bile gibi kadınlar bırakılmaz diyor. Erkekler bizim gibi kadınları bırakır. Neden? Çünkü bizde bir güç görürler diyor. Bu nasıl olsa arkamdan ayağa kalkar. Ama ne bile gibi kadınlar ayağa kalkamaz. Onun için onun yanında olayım der. Çünkü erkeklerde bir pederşahi duygu vardır. Çocuğu gibi koruyup kollayacak kadın ararlar diyor. Kol kanat gerecek. Orada kendini bir yere koyacak. Ben olmasam sen ne olursun diyecek. Ama biz güçlü olduğumuz için buna göğüs gerebileceğiz der. Onun için de teslimiyet olursa o efendilik gururu okşandığı için onların başına gider diyor. Bu kadın da ona bu teslimiyet ruhuyla bağlıdır diyor şimdi burada şöyle bir şey söylüyor Mihriban diyor ki Faruk gittikten sonra e, hiç unutmam vücudum türlü işkenceleri icat eden bir azap ordusuna teslim serili yatarken çilenin bu kadarına kendim de şaştım akabinde dedim ki ey ızdırap bu senin zaferinin en yüksek zirvesidir İşte beni çarmıha gerdin işte kanıma akıttın, ömrümüz söndürdün. Şimdi sevin bu an senindir. Anlamıştım ki ondan sonra hicranım hafifleyecek. Öyle oldu. Artık geceleri uyku yiyebiliyor, gündüzleri yemek yiyebiliyordum diyor. Aylar sürdü bu diyor. Sarılık oldum, yılancık çıkardım, kurdeşenler döktüm. Bütün vücudum hayatla savaşıyordu diyor. Bütün hastalıklar kapımı çalmıştı diyor. Bağışıklığı düşmüş kadın. Yani bu ne demek? Ruhsal denge ortadan kalkarsa fiziksel denge de bozuluyor demek. Hani duvara nem insanı gam yıkar demek. Ya da işte Gabor Meit falan da diyor ya bugün son dönemlerde bütün e, doktorların da ağzında oluyor bu doğrudur da. E, bizim vücudumuzdaki arazlar aslında ruhsal arazlarımızın, sağlıksızlığımızın bir yansımasıdır. Yoksa Vücudumuz bize uyarı veriyor, bir şey oluyor sana diyor. Kendine gel, silkelen diyor. Kadın yataklara düşmüş, bir sürü şey yaşamış. Ama ondan sonra diyor, bin bir meşakkatle kışı atlattım, bahara eriştim. Artık diyor bedekte oturamazdım. Hikaye kendini tekrar edecek. Çünkü Bedriye de yurt dışına gidecek. Bakın aşktan başka türlü yakasını sıyıramadığı için. Aşık oldukları kişilerin bulunduğu yerler onlara o aşkı, ızdırabı hatırlattığından dolayı ne derler? Tebdili mekanda karahlık vardır. Değil mi? Kaçıyorlar. Necdet de kaçtı. Onlar da kaçtı. Burhan da kaçtı aslına bakarsanız. O da tabiat'a verdi kendisini. E, bulunduğu yerde görerek acıya tahammül gösteremiyormuş. Tamamen yok saymak. Bir daha görmemek, hatırlatacak ve tetikleyecek hiçbir şeyi, hiçbir şeyle karşı karşıya kalmamak. ızdırap evet ama bunu çekerken de kendime bu kadar eziyet etmeme gerek yok. Unutabileceğim bir yere gideyim diyor. Bebekte otururken oradan kalkıp şimdi yaşadıkları köşke geliyorlar. Sonra ben diyor bir işte Türk evet, bilmem kim vardı onun yerine gittim, bir dergaha gittim. Sonra kendimle çok uğraştım diyor. Kendimle uğraştım ve nefsimin dizginlerini ele aldım. Önceden diyor o bana hakimdi. Sonra o kadar çok uğraştım ki ben ona hakim olmaya başladım ama diyor içimde bana e, üste geçeceksin, bu nefsi yeneceksin diyen bir küçük ses vardı. Eee velveleli akislerle gürleyen acizdir diyor kuvvet derin kuyulara muntazam fasılalarla düşen damlalar gibi ahenkli ve ağır şıpırtılarla konuşur Faruk'tan iki defa ayrıldım ee, ölürüm de barışmam demiştim sonra yine barıştım üçüncü ayrılışımda artık dedim ki artık mağlup olmayacağım kuvvetliyim ee, ve ey büyük acı gel neremde ne kemireceksen gel kemir dedim artık yüzleşiyor yani ben böyle bir kadın mıyım ve sürekli bunu e, çekmek zorunda mıyım diye yine çok uğraşıyor ama şu sonuca varıyor. Diyor ki erkek sevilmek istemiyor. Erkek karşısında sevmeyen yahut ki sevdiğini göstermeyen, lütfunu dirhemle tartan kadın istiyor. Ee, öyle ya kadın kanını canını bir çırpıda erkeğe verir al beni bütün al ebediyen sonuna kadar seninim der ama erkek zorluğu mücadeleyi arıyor. Burhan nereye gitti? Ava gitti. Hayvanı öldürüp de eve getirmek değil aslında. İşte o süreç önemli. Kendini muzaffer hissetmek. Yendim seni demek. Süründürmek belki arkasından. İki kadının da erkeğe bakışı ortak bir noktada toplanmaya başlıyor. Benim hayat felsefem çok kuvvetli bir iksirdi diyor. Şimdi burada ilginç bir şeye rastlayacağız. Şöyle bir ifade var. Faruk gibi, Mihriban söylüyor bunu, bir yosma. Parantez içinde açıyor bu yosma kelimesini. Yosma eskiden güzel kelimesi yerine kullanılmış. Sonradan e, yoldan çıkmış kadınlar için biraz daha güzel diye başa bela olmuş kadınlar için kullanılmış. Faruk gibi bir yosma. Evet yosma. Erkekler güzel sığ ve kalleş bir kadın için bu hakareti kullanırlar. Biz onlara çanak tuttukları zaman neden yosma demeyelim? Burada şunu görebiliyor muyuz? Pek çok kelime yani erkekler için kullanılandan daha çok kadını aşağılayan kelime var. Ama bu kelimenin karşılığı eğer kaypaklıksa, yosmanın karşılığı, erkek de kaypak olduğunu ona yosma diyebiliriz diyor. Bayağı açık bir görüş olduğunu görüyoruz burada. Ee, bu iksiri yutamazdı diyor burma bıyıklı civanım elbette saadet en mukaddes şeydir ızdırap en büyük günahtır diyebilmek için e, ızdırapın bütün alçaltıcı çirkinliğini yaşamış olmak lazım diyor şöyle söylüyor sonra diyor ki ya tamam düştük düşmez kalkmaz bir Allah biz zaten hep düşerek büyüyoruz bize diyor hayatı zenginleştirecek, güzelleştirecek şeyler lazım. Aşk bunu yapar mı? Hay hay. Öyleyse aşk hof bir zırva da olsa değildir de bize gelsin. Hoş geldi, safa geldi. Ama diyeceksin ki aşkın zevki devamlı değildir. Ne beyiz? Kader bize o zevki muvakkat bir zaman için veriyor ya. Aşktan aslan payını kapmaya bakalım. Başımıza geldiyse dibine kadar yaşayalım gelmiş bak bu güzel bir şey diyor. Ama sonu hüsran olacak diye oturup da kaygıyla onu yaşamamaktansa bize verilmiş bir lütuf gibi alalım. Hayat bana verdiğin için teşekkür ederim. Harika, keyifliyim deyip sonuna kadar gidelim. Sonra diyor ben bütün bu yılmışlık ve düşmüşlükle beraber içimden Faruk'la konuştum diyorum. Bunu terapistler falan e, yapıyorlar ya sandalye boş sandalye koyuyorlar. Karşınızda işte şu anda anneniz var işte kocanız var. Kardeşiniz var. Konuşun konuşabildiğinizi dedikleri yerde. Bu da diyor ki Faruk'la konuştum. Demiş ki ey güneş artık güneş değilsin. Zaten hiçbir zaman güneş değildin. Sana bütün şaşayı bahşeden benim gönlümdü. Senin küçük parıltını ilahi bir pertafsız gibi namütenahi büyüterek seni güneş yapan gönlüm. Yani sınırsız bir şekilde sana o güneşliği ben bağışladım. Sen bunu kırdın. Kendi saltanatını sen yıktın. Var şimdi kuytularda ışılda kör kandil dedim ona diyor. Seni güneş yapan bendim. Çünkü evet biz insanlara zihnimizde tamamlarız. Onlara bir kaftan, bir biçim veririz, bir kaftan giydiririz. İnsanlar da bize yapar aynı şeyi. Sonra da bir şey önce gözümden düştün der. Ben o gözle kendim yükselmedim. Yani sen beni alıp belli şeyleri görerek oraya koydun. O yüzden de diyor ki sen benim ışığımdın ama ben o ışığı karartmayı da bilirim. Her şey benim zihnimdeyse diyor. Sonra da diyor Nebile'ye bir teşekkürü borç bildim. Onlarla bir kumaş dükkanında rastlaşıyor. Ee, i̇kisi de çökmüş bir haldeler. O küçük bebekleri, güzel bebekleri biraz büyümüş, çirkin bir oğlana dönüşmüş. Kendisi gayet bakımlı, güzel, hoş bir kadın olarak. Oradan yürüyünce Faro iyice çökertmiş. E, bütün o terk edilmiş kadınların belki de rüyası durumunda bu da. E, o nebililer olmasa diyor bizim halimiz nice olur. Onlar öyle bir siperdir ki Faruk gibi yıldın, yıldırımları üzerlerine çekerler. Bizi kül olmaktan kurtarırlar diyor e, Faruk cinsinden erkekler kurbanlık koyun gibidir e, şöyle bir söz vardır diyor Çinlilerin doğru sözler tatlı değildir tatlı sözler doğru değildir ve sonra işte e, sürekli olarak nasihat bölümünde e, sen diyor işte ben de yaşadım bunları sen de yaşadın e, hiç şey yapma buradan kalkacaksın ve hayat sana yeniden bir şey verecek Nietzsche'nin bir sözüyle epigraf yapıyor bir bölümü hakikatler bir bıçak gibi etimize girmedikçe onların hakikat olduğuna inanmak istemeyiz bazı şeyler gözümüzün önünde durur ama görmeyiz görmemeyi yeğleriz burada mesela Bedriye sonradan Necdet'le bir konuşma yapıyor hani özür diliyor o gün öyle davrandım yanlış bir davranıştı seni küçük düşürdüm Burhan'ın karşısında e, ne desen hak ediyorum diyor içten bir vicdanla özür diliyor kendisinden sonra da onunla konuşurken hatta Necdet sevgisinin karşılığını alamadığı için ızdırap çekiyor Bedriye'den karşılık görmediği için keşke kavuşsaydık diye düşünüyor Bedriye de ona diyor ki kavuşup da aşkın bitmesi mi Aşık olduğun bir kişiden karşılık alamadığın için hiç yanmadan o aşkla karşılıklı yanmadan ayrılığın gelmesi mi? Bunu sen bir düşün kafanda diyor. Aslında yoldan döndün. Yani senin için iyi bir şeydi bu. Birlikte de olsak yine aynı şeyleri yaşayacaktır diyor. E, hatta öyle bir yere geldim ki diyor hamile de kalıyor. Kocası bu hamileliği hoş karşılamadığı için de merdivene çıkıp oradan kendini düşürüyor ve bebeği de Kaybediyor. Hatta Mihriban ona diyor ki bir kadın bebeği kocası için doğurmaz. Kendisi için doğurur. Hani anne olmak hakkı üzerinden o hakkını eşine vermene gerek yok diyor burada. Çünkü o kadar etiyle kanıyla nefret ediyor ki artık e, Faruk'un da e, ne diyelim Burhan'ın da aslında problemi şu. Bir kadının Etiyle, zihniyle vesaireyle ona ait olmaya çalışmak gücü kadına vermekmiş gibi geliyor. Ve kendini zayıf hissettiği için de zayıf hissettirene bir e, nefret kusuyor. Veya rahatsızlık duyuyor onun o halinden. Güçlü olması gereken kendi ama gücünü elinden alan kim? Karşısındaki bu kadın. O yüzden de ızdırap çektirmek istiyorlar aslında. Acı çeksin, benim için çeksin bu acı. Hani fedakarlık demişti ki Nesrin Necdet'i e, bir denemişti. Fedakarlık edersen ancak sevdiğini anlarım. Ama burada hep kadınların fedakarlık ettiğini ve kendini bir adak gibi sunduğunu görüyoruz. Varlığın varlığına armağan olsun hali buradaki de. Burhan e, çiçek tarlasına çiğniye çiğniye tamamıyla mahvetmiş bir filiz verebilecek bir tohum bırakmamıştı. Kadın içindeki filizi attı gitti. Diyor ki Burhan beni sevmezse ne olur? Ondan önceki o düşkünlüğünde şu geldi aklına. İnsanda gizli ve sırf o insana mahsus bir cevher vardır. Hayatın hakiki manası işte o cevheri derinliklerinde bulup işlemektir. Orhan'ın söylediği şey vardı ya kendisiyle ilgili. Yani bende de bu var. Buldum ben kendi içimdeki cevheri dediği şey. Bedriye de bu düşkünlükle kendi içindeki mayayı karıştırmaya başlıyor. Benim içinde nasıl bir cevher var? Nasıl kalkabilirim ayağa? Benim aküm orada bir yerde. Unuttuğum bir şeyler olmalı. Ve şunu sordum diyor. Burhan beni sevmezse ne olur? Bedri'ye gülüyordu. 8 aydır bunu kendine sormak aklına gelmemişti. Sahi ne olur Burhan beni sevmese? Maddeten, manen neyim eksilir? Vaktiyle Burhan beni sevseydi çok bahtiyar olacaktım. Fakat bugün artık iş çoktan geçti. Artık saadeti demiyorum, ramıyorum. Burhan beni sevmiyormuş. Ebediyen sevemezmiş. Ne yapalım? Allah başka keder vermiş. Şimdi yüzleşme başladı. Kendi kendini düzeltmeye karar verdi. Günden güne düzeliyor. Rengi pembeleşiyor yavaş yavaş. E, fakat hala teselliye kapalı. E, burada bir söz alıntısı var. E, Mayısler Eckhart'tan sizi kemal mertebesine en çabuk ulaştıran binek hayvanı ızdıraptır diyor. Olgunluk seviyesine ulaşmak için diyor e, ızdırap çekmeniz gerekir. İnsan mutluluktan ders almaz. Aa benim başıma şöyle güzel bir şey geldi hadi bir daha gelsin. Tamam güzel. Ve kısa da sürer bu yani sevinç anı vesaire. Ama ızdırap uzun süren bir şey. Ruhun o demir demir şeyini ocağında dövülmesi gerekir. Dövüldükçe ancak o olgunluğa ulaşacaktır. Hani tasavvufi açıdan diyor ya orada ancak şöyle bir şey söylenebilir. Bir çilehanede nasıl dış dünyadan kendini soyutlar ve Allah'a ulaşmak isterse insan o çileyi çekmek için çekerek insan da bu dünyada kendine ulaşmak için bir çile yolculuğuna girer. Kime? Kendine ulaşmak için. Kendine ulaşmak demek kendini tamamlamak demektir. Ama böyle bir şey de yok ne yazık ki. Yani kamil insan dediğimiz insanı kamil ya da tamamlanmış insan artık bu dünyayla ilişkisini bitirmiş ya da olgunlaşmış her şeyi, her gelen şeyi olgunlukla karşılayacak. Öyle bir şey olmuyor. Hayat bizi şaşırttığı sürece yaşadığımızı hissediyoruz. Ha biliyorum ya bu böyle işte. Daha, eyvallah kabul ettim. Daha acı da çekmeyeceğim, sevinç de duymayacağım. Böyle bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yapan var mıdır? Hiç sanmıyorum. Çünkü insan ölüme ölene kadar didiniyor. Ölene kadar da diyor ki ben bir şekilde bu yolda bir şeyler öğreneceğim. Burada kat cephesine yeni bir şey yok diye Erich Maria Remarque'nin bir romanından bahsediliyor benim okuduğum bir romanda. Hoşuma da gitti yani burada kitabın içerisinde geçiyor olması. Türkiye'ye de tercüme edildi diyor. Kitabın ikinci cildi çıktı. Bir yeri var ki Necdet mektup yazıyor e, Bedriye'yi. Orada anlatıyor bunu. E, çok tesir altında kaldım diyor. Izdırabın gayesini yaşamış bir adamın hayata devam edebilmek için bulduğu mütevazı aynı zamanda kahramanca bir felsefe. İsterseniz tevekkül deyin. Fakat zayıflıktan değil kuvvetten tevekkül. Roman Roland diyor ki Dünyada tek bir kahramanlık vardır. O da hayatı olduğu gibi görmek ve buna rağmen sevmektir. Neredeyse bütün romanın özeti gibi bakın alıntılara çok doğru yapmış yazar. Ee, ben de diyor bu mertebeyi henüz bulamadım ama aynı yolun yolcusuyum. Bu benim de diyor bir düsturum olacak ve e, o Erih Mari eden bir e, alıntı tercüme bölüm paylaşıyor. Orayı okumak istiyorum. Diyor ki ve benliğimden bir parça koparıp geride bırakmak icap edecek ve sendeleyeceğim ve düşeceğim. Ne kadar doğru. Kendisinin benliğinden koparıp geride bıraktığı parça az bir şey değildi. Kalbini söküp geride bırakıyordu. Görümcesi Mihriban da, arkadaşı rahmetli Nesrin de, işte şu toy çocuk Necdet de ve daha kim bilir nice insanlar bu yoldan geçtiler. Bu korkunç eşiği atladılar ölmek, şimdiye kadar yaşamış olan benliği gönül rızasıyla gömmek, fakat tekrar dirilmek ve yeni kuvvetler yaratarak taze bir hayata başlamak lazım. Ölmeden tekrar doğamaz. Eski beni öldürecek yeni bir ben oluşturacak. Aslında bugün günümüzde bahsedilen bütün konular bu kitabın içerisinde var bizim mesela kendine ait bir odada konuştuklarımız var. Okuduğunuz psikoloji kitaplarında yer alan kendini bulma, kendini yeniden inşa etme, ızdıraptan yeniden bir hayat kaynağını oluşturma, kendinle meşgul olma, kendini sevmek ve hayatı olduğu gibi kabul etmek. Bütün bunları 1931'de yaş yazılan bir romanın içinde de görüyoruz. Demek ki o zaman da aynı şeyler mevzu bahismiş. İnsan et kendini arayan bir mahluk aslına bakarsak. Her ayrılış bir ölüm kadar hüzünlü, bir ölüm kadar haşmetlidir diyor. Her ayrılış bir yası hak ediyor aslında. Sonra diyor ki gönlüme sordum. Gönül diyor ki hiçbir şey geri gelmez. Yani keşke bunları yaşamasaydım ya da hani yeniden yaşasam. Keşke dediğin yerde diyor. Hiçbir şey geri gelmez. Tekerrür yoktur. Tarih tekerrür eder diyoruz ya. Aslında kişinin kendi kişisel tarihi tekrar etmez diyor. Hayatta her şey bir tanedir. Bir defadır. O kaybettiğin emel öldü, dirilemez. Fakat sen ruhunda açılan kara boşluğa o kadar zenginlikler, kuvvetler, güzellikler sevk edeceksin ki uçurum dolacak. Üzerinde çiçekler bitecek ve sen yeni bir dünya karşısında eski alemini unutacaksın. Tekrar olmaz hiçbir şey diyor. O olan yaşandı, bitti, bir uçurum açıldı, onu sen tamamlayacaksın. Bedri'ye soruyor, o kuvvetleri, o güzellikleri nerede bulayım? Gönlü cevap veriyor, hiçbir yerde, hiçbir kimsede bulamazsın, yarat. Bir kişinin aradığı, kendine ait olan şey başkasında değildir. Onu sen kendi içinden yaratacaksın. Çünkü aşkta ne var? Karşı taraftan alacağım bir şey var. Karşı tarafa vermem gereken bir şey var. Ama aşk bu iki e, şeyle, bu tahterevalli gibi düşünürseniz eğer dengede tutmuyor. Bir taraf daha zayıf, bir taraf daha kuvvetli olduğu için denge bozuluyor. Haliyle burada veren kişi, sürekli veren kişi boşluğa düşüyor. İçinde boşluklar, uçurumlar açılıyor. Karşılığını alamadıkça da uçurum çoğalıyor ve o uçurumu dolduracak şey karşıdan gelecek bir şey değil. Ondan bekleme bunu. Sen onu kendi içindeki o cevheri bularak ben nasıl biriydim? Neye gülerdim? Neye ağlardım? Neyi severdim, neyi sevmezdim? Bunu bulacaksın ve önce kendinle tanışacaksın. Öyle yapabilirsin bunu diyor. Her şey sende, kudret kendi elinde olan bir şey. Sana kimse yardımcı olamaz. Sonra e, yavaş yavaş iştahı da açılmaya başlıyor. Şöyle diyor. İnsan noksansız yaratılmıştır. Yani elimiz, ayağımız, hani e, sakat doğmaları e, atarsanız bir tarafa böyle yaratılmıştır diyor. Ve bu e, hayatında çürümek yeteneğini gösteren her unsuru bu yüzden diyor merhametsizce söküp atmalıdır. Gerekirse bu gönlünün en aziz bildiği ideali emeli olsun fark etmez. Seni çürüten her şeyden uzaklaş. Bu seni çürütüyorsa kangren kes, kopar, at. Onunla yaşadığın sürece çürümeye devam edeceksin ve de ölen sen olacaksın. Kuvveti bulamadığın zaman dirilemeyeceksin de bir daha. Yeni bir yola da çıkamayacaksın. Ve diyor ki, e, burada çok güzel bu. Herkes kendi büyüklüğüne ulaşmaya mahkumdur. Herkesin bir kabı var. Herkes kendi büyüklüğüne ulaşmaya mahkumdur. Başkasının büyüklüğü beni ilgilendirir. Ben ne kadar büyüyebilirim? Benim bir kapasitem var demek ki. Ama henüz ona ulaşamadım. Ulaşsam biraz daha huzurlu olabilirim mutluluktan ziyade. Sona doğru geliyorum. Diyor ki e, Necdet söylüyor bunu. Saadetin bir fena tarafı varsa geçici olmasıdır. Pardon e, sa sanıyorum Orhanda. Saadetin bir fena tarafı varsa geçici olmasıdır. Felaketin bir iyi tarafı varsa geçici olması. Bu ne demek? Bu da geçer yahu. Yani ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Bütün edebiyat bununla dolu. E, sözlerle. Yani dolayısıyla e, ne diyor? Her şey geçici ise bu kadar gam, kasavet, uzun süreli bir takım yıkılışlar ne içindir? Hayatta en büyük acı sevmek ve karşılık görmemektir diye düşünüyorsun diyor. Necdet'e sormuştu bu soruyu. E, Necdet Öyle değil de ya ne der gibi Bedriye'nin yüzüne baktı. Hayır bin kere hayır. En büyük acı sevmek, birleşmek ve aşkınızın gün günden ayaklar altında çiğnenerek paçavra edildiğini görmektir. Çünkü bir şeyi tatmadan onun yokluğunu bilemezsiniz. Tadacaksın ki yok olduğu zaman Aa, böyle bir şey vardı diyebilirsin. Olmayan bir şeyi hayal etmekle gerçek arasında fark var. Evet. Sen yalnız sevdiğini kaybettin. Ben sevdiğimi de, sevgimi de, sevginin kutsallığını da kaybettim. Evine git. Bu sözlerimi iyi düşün. Belki ne demek istediğimi birdenbire anlayamazsın." diyor. Ve sona gelirken bütün bu yüzleşmeler, ağır ızdıraplar sonucunda şöyle bir ifade geliyor karşımıza. Bütün bu gençlerin çektiği ızdıraplarla beraber "Talih bana ne yaptıysa yaptı." Her şeyi hoş görüyorum. Her şeyi kabul ettim. Yalnız yeryüzünde bir zerre adalet ve merhamet varsa, beşerin bütün çektikleri namına, yani insanlığın çektikleri namına, bütün mazlumların gözyaşı hürmetine Allah'ım sana yalvarıyorum. Onu ebediyen benim karşıma çıkarma. Bir daha burhanı görmeyeyim." diyor burada. Yeryüzünde bir zerre adalet ve merhamet varsa fakat yeryüzünde bir zerre adalet ve merhamet yoktur. Bunun böyle olduğunu döne döne dövülerek, kat kat yaralanarak, tekrar tekrar dağlanarak öğrenmek lazımdır. Ve çile olmasın bu kadar büyük acılar çektim ya Rabbi. barışı küçük acı da eksik olsun demek boştur. O küçük acı eksik olmaz. O mutlaka gelip sana çatacaktır diyor. Sonra o da Burhan'ı başka bir yerde görecek. Burhan da dönüp gidemeyecek tabii ki mecburen bulunduğu yer sebebiyle. Bu arada e, yurt dışından gelirken yanında gelen Hilde diye bir arkadaşı var. Onunla Türk kadını ve yabancı kadınlar arasındaki farkları da konuşuyorlar. Siz hala çardaklar altında böyle herkes önünüze yemeğinizi getirsin falan öyle kadınlarsınız diyor. Hani biz her şeyi söke söke alırız. E, sizinki biraz farklı diyor. O arada da... E, Bedriye'nin anlattığı Burhanı kendisi de e, görüyor Hilde. Şimdi burada son iki alıntı. Ee, özür dilerim. Evet son alıntı. Bedriye orada sevdiği adamı da e, görüyor yine bir acı çekiyor. En büyük acı sevip de karşılık görmemek değil. Sevip de karşılık görür gibi olduktan sonra aşkın paçavra edildiğine şahit olmaktır. Bedriye kendisinden çok daha bedbahttı. Necdet düşünüyor bunu. Fakat Necdet düşünüyordu ki Bedriye hiç olmazsa sevdiğiyle bir müddet yaşamış. Onun kolları arasında yatmıştır. Fakat bu saadeti hiç tatmamak yoksa tattıktan sonra yalan olduğunu anlamak ve kaybetmek daha mı ehven hangisi? Ne düşünürsem düşüneyim dedi. Hepsi boş. Her muhakemenin başında ve sonunda bir fakat var. Yaz sıcaktır fakat. Kış soğuktur fakat. Hayat acıdır fakat. Aşk tatlıdır fakat. Fakatsız hiçbir şey yok. Fakat ne yapar cümlede? Birini olumlu, birini olumsuz yapar. Şöyle ama şu geliyor der arkasından. Haliyle hayatta böyle fakatlı bir cümle gibi der. Hiçbir zaman bunu bilemeyiz diyor. Yani Bedriye'nin başına gelen mi, benim başıma gelen mi daha acı verici. Bunu e, kim bilebilir? Yaşayan bilebilir. Yaşamayan insan başkasına bakarak buna karar veremez. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Çok uzun tutmayayım dedim ama yine <laughs> iki saat olmuş. E, sizlerin katkısını bekliyorum. var mıdır söylemek istediğiniz? Nurten Hanım buyurun. Evet, e, öncelikle ağzınıza sağlık. Doğru sizi üç saatlik. Ee, Gülkız Hocam ben şimdi kitabı çok güzel anlattınız. Aşkla ilgili falan bölümleri ama... E, ben böyle yani benim kendi düşünceme göre ben yazarın kafasının inanılmaz karışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, şimdi kitapları okumadan önce yani iyi bir kitap okuyucusu ya. Ama mutlaka yazarın hayatını okuyarak başlıyor. Ve şimdi orada baktığımız zaman hani iki tane şey göze çarpıyor. Bir tanesi dert ve şarkı işte e, eleştiren ve bir orta yol bulup daha çok e, kendi topraklarına gelen e, daha böyle milliyetçi bir ruh olarak e, görüyorsunuz. Diğer taraftan baktığınız zaman da bir tasavvuf e, olayı var. Şimdi tasavvuf dediğin noktada da ya ben çok beklenti içine girdim kitabı okurken ama e, hani şey gibi ya da bu tasavvufa yeni başladığı dönemler miydi ama çok algılayabildiğini de düşünmüyorum açıkçası. Hani böyle şey vardır ya e, diyete başlarsınız ya da sigarayı bırakacaksınızdır. Herkese yararlarını zararlarını anlatırsınız. Bu birazcık ona dönmüş. Yani bir bombardıman yapmış. Dolayısıyla bu bana birazcık açıkçası garip geldi. Ee, bir de şimdi Trakyalı olan bir kadın, ayrıca Avrupa'da eğitim görmüş bir kadının bir kitabında şuraya maddelerle çıkardım. Kadını bu kadar hani aşağılama demeyeceğim ama aşağılamaya yakın tarif etmesi bana açıkçası o da çok ters geldi. Yani o e, toplantının başında söylediniz ya e, özellikle dairenin bir kadını hani kocasını aldı tam ve Hani tamamen cinsel ilişki için beraber olunan bir e, tadım. kadın. Öbür taraftan bakıyorsunuz Burhan'ın ailesi Filibeli ve e, Çarşaflılar. Ama biz onu da göremiyoruz. Şimdi e, bu bir Kadıköy olmasından kaynaklıysa hani Kadıköy evet gayrimüslimlerin de çok olduğu ama kozmopolit de bir alan. E, şimdi şurada notlarında var mesela e, şimdi bu bayana eğer bir e, karakterleriyle yani yarattığı karakterleriyle bir feminin akımına yakın gibi yani kadını e, güçlendiren olarak bakıyorsanız özellikle o e, şeyi işte e, sevgilisini elinden alan dediği kadın ki o kadının bir suçu yok, hamile bırakılmış o kadını son gördüklerinde adamı aşağılarsa anlarım ama kadını aşağıladıklarında benim dünyam bunu kabul etmiyor ee, öbür taraftan baktığım zaman hani e, bir de şöyle bir şey var. Hani bugünkü toplumda da aynı şey var. Modern olmak yani ya da belli maddi imkanlara sahip olmak işte e, okumuş olmak toplumda çok entelektüel diye anılıyor. Yani bu tanımlarını ben hala tam kavramını çözemedim ama hani çok zengin olan işte köşkte yaşayan kadın çok mu güçlüdür? Oradaki mesela onun yaptığı o hikayedeki o konuşma da beni çok rahatsız etti. Biz zaten böyle kadınlarız. Ama öbür kadın senden e, senin beraber olduğun adamdan çocuk yapıyor ama sen hala onunla berabersin. Şimdi okurken bunlar hep böyle hani notumu aldığım yerler ve ben şunu bekledim. Madem ki bu kadar şarkı e, bağlı yani daha milli şarkı dememek lazım belki ama e, daha böyle modern kadını ön plana getiren bir e, yazar neden kadınlara da bu noktalarda hani e, çok hoş olmayan şeyler almış e, bilmiyorum. Buna bir açıklama var mı? Hani çünkü not aldığım bir iki yer sessiz konuşmamızda değinmediniz. E, özellikle işte o e, çarşaflı olması. Bir de hani tasavvuf bu kadar tasavvuf böyle bir şey değil yani böyle pat diye sokmak e, ne olduğu anlaşılmadan. Yani o, o, modanın tadını, tadının tadını yükseltmiş, diğer tadımları aşağı çekmiş. Bunu özellikle mi yaptı tabii bilemiyorum. Keşke yaşasaydı, sorsaydık. Hani gözünüze sokmak için mi yaptı bu böyle diye. Ama böyle olduğunu iyi niyetli düşündüğünde de hani sonunda hepsine de böyle bir ders, bilmem bir şey beklerken tam karşıma işte mağazada yaşlanmış işte sevgilisi ve eşiyle beraber hani o oh iyi olmuş dediğince dedim ki yok bu hiçbir tanesinde bunları eleştirmeyecek. O yüzden kitabı sevdim ve kadınlara yaptığı için ben sevmedim. Çok açıkça söyleyeyim. <laughs> evet. yani beni rah beni rahatsız etti. Ya da e, bayanın aldığı eğitimden dolayı e, hem Avrupa eğitimi hem de buradaki kazanım. Belki de ben beklentimi çok e, evet. Artık Orayı bilemiyorum. Peki şöyle izah edeyim ben. Şimdi ben de zaten girişte dedim ki bu tasavvuf bir roman değil. Evet. Yani öyle e, tanıtılıyor, anlatılıyor. Göz ardı diliyor aslında tasavvufi e, temelli romanlar yazmıştır deniyor. Ama kişinin romanına bakarak karar, yani tek bir romanına bakarak değil. Her romanı farklı bir şey alabilir. Buradan bakmak lazım. Zaten bu tasavvuf bir roman değil kesinlikle bunu söyleyebiliriz. İkincisi ben yazarın evet her yazarın bir görüşü vardır. Anlatmak istediği bir şey vardır ama karakterleri nasıl oluşturduğuna bakmayı yeğlerim. Burada mesela hani diyorsunuz ya Faruk'a baktı Mihriban ve dedi ki oh ne güzel ne bile oğulları da zaten çirkin bir şey olmuş. Bu zamanında tercih edilen bir kadın olduğu için ne bile yani artık o tercih edildi oraya gitti. Kendine söylemesi gereken şeyler var ve e, hemen hemen bütün kadınlarda da vardır aslında bu. Yani rakibi küçümsemek ve kötülemek. Bu kadınsı bir duygu olarak karşımıza çıkıyor burada. Ben ben daha iyi bir durumdaydım ama onlar düşkün hale gelmişti. Oh olsun. Seni zaten yukarıya çıkartan bendim. Kafa karışıklığı içinde şunu söyleyebilirim. Evet iyi bir eğitim almış. Kendi dönemi içerisinde hakikaten mesela eee yazardan bağımsız olarak düşünecek olursak e, Bedriye Viyana'ya gittiğinde bir kendine bir iş ediniyor ama diyor ki işte bilmem ne yapılacak da ben onu yapamıyordum. Bu ya benim evet, doğru, pardon. Onu <laughs> hayır bu annelik diyor. işte kadınlık görevi fark. Ya yani bu da çok sinirim. Ama işte <laughs> şimdi şöyle bakacağız e, olaylara. Yani benim bakış açım öyle karakter açısından bakacağız. Her karakter bize bir şey anlatır ve biz o anlattığı şeyin üzerinden şekillendiririz romanın incelenmesini. Eğer biz yazarın bakış açısına, neler yaşadığına bakarsak romanı gözden kaybederiz. Bu birincisi. Yani bu benim bakış açım değil en azından. İkincisi roman karakterleri kendi içinde çelişkiliyse bu da normaldir. Biz hiçbir şey çelişkisiz bir şekilde hayatımız hep Evet bu böyledir bu da böyledir diyemeyiz çünkü dönem zaten çelişki dönem neyin içinde olduklarını çok bilemiyorlar e, hala bu tabirler yerine oturmamış tabirler yani biz bugün birinin çağdaş dediğinin anlayışıyla ile öbürünün çağdaş dediği kelime bile birbirini tutmazken algı olarak söylüyorum haliyle buralarda orta bir noktada buluşmamız da mümkün değil her ruhani sevmeyebilirsiniz başka bir şey ama burada bize kadının çok güçlü olmalı şöyle şöyle olmalı gibi bir mesaj da gelmiyor. Bir kadın ruhu örselendiğinde nasıl ayağa kalkar üzerinden gidiyor. Zaten ne dergaha girip bir şey görüyor ne bir derecelendirme var ne oradan bir Allah sevgisine gidiyor hiç yere giden bir şey değil tasavvufu tamamen çıkaralım aklımızdan yazar öyle lanse edilmiş olabilir ama bizi orası hiç ilgilendirmiyor e, kaldı ki ciğer delen romanı da öyle bir roman değildir mesela enteresan bir şekilde yine ailesi çarşaflı dediğimiz yerden bakıyoruz ailesi mütedeyyin dediğimiz ya da dindar olan erkeklerin kendileri de dindar değil ya da o ahlaki bir sınır varsa eğer oradaki ahlakla tanımlanabilecek bir şey demiştim orada da e, adamın ona uyması mümkün değil ya da dindarım deyip de bir sürü şey yapan insan da olabilir. Veya çağdaşım onun için şöyle yapıyorum diyen insan da olabilir. İnsan inandığıyla e, her zaman bir arada olamıyor. Çünkü benliği ya da nefsi ya da idi ne dersek artık ona onu başka yöne doğru sevk ediyor. Bu hepimizde olanmış. Yani roman kahramanlarına baktığımızda aslında kendimizden parçalar da Onların içerisinde her birinde bir parça bulabiliriz. Eğer biz Bedriye'nin görüşünü e, Safiye Erol'un görüşüyle yan yana koyarsak Mihriban'ı ne yapacağız? Necdet'i ne yapacağız? Burhan'ı ne yapacağız? Evet yazarın kadın erkek ilişkilerine bakışı böyledir diyebilirsiniz. Çünkü verdiği bütün erkek örnekleri kötüydü. Karşımıza iyi bir örnek çıktı mı? Çıkmadı. Ve çevresinde demek ki çok fazla görülen bir çözüm. E, düşüş var bu konuda. Erkeklerin e, harem kurma düşüncesi ya da işte avcı oluşu düşüncesi vesaire üzerinden bir roman kurgulamış. Böyle bakarsak biraz daha romanı hani daha içine gireriz diye düşünürüm. O yüzden söylüyorum baştan. Ben yazarı çok fazla tanıyorum. Yani biliyorum yazarı. Ama yazara odaklandığımda genellikle karakteri de onun gibi düşünme aşamasına gidiyorum ve bazı şeyleri kaçırıyorum. Mesela girişte Sami Hayverdi'nin e, ifadeleri vardı. Ben okumadım onları. Özellikle okumuyorum. E, ön söz, son söz vesaire. Ki kendim bir bakış açısı oluşturabileyim diye. Ve bunu hep roman üzerinden yapmaya gayret ediyorum. Şey hissediyorum. İnternet yokmuş. Google yokmuş. Ve ben benim elime bir roman geçmiş. Arkasında da yazar hakkında hiçbir bilgi yokmuş. Eskiden öyleydi çünkü çoğu şeyler, kitapların baskısı. Ve ben sadece romanla baş başa olmak istiyorum orada. Bunu yaptığımda daha temiz baktığımı e, düşünüyorum. Bu benim görüşüm tabii ki. Yani e, burada yazarın görüşü üzerinden e, gitmemeyi yeğliyorum. Öyle söyleyebilirim en azından. Ama siz mesela o, o Yahudi kız, Yahudi ya da o da rahatsız, mesela o rahatsız etti. Tabii. ama hani sonra dedim benim oradaki hani çarşaflılar din bağlamında değil hani Hı -hı. o kadar kapalı bir grup var ki modada hani o sınırlar çizilmiş diye hani <laughs> e, her, onun dışında kimseyi dünyaya almıyor yani kabul etmiyorlar zaten çerçeve de çok dar yedi kişiyle geçen bir evet. ama Tabii. Evet. ama tabii ki öyle güzel gördük tabii. koca dahil evet. Kadıköy çok karışık bir yer aynı zamanda Müslüman Müslüm ve gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı bir yer o kozmopoliteyi iyi yansıtmış eğlence yerlerini Moulin Rouge falan onlardan bahsediyor ne kadar çok hani o çevrenin bu tür eğlencelere düşkün olduğunu görüyoruz kadınların içki içtiklerini görüyoruz vesaire hani tamamen modern diyebileceğimiz dönemin anlayışıyla bir topluluğun içerisinde yaşıyorlar ve mesele eğer e, mesela bu roman Nebile üzerinden tasarlanmış olsaydı burada da Nebile bizim esas kadınımız ve acı çeken kişimiz olacaktı. Kullanılmış, hamile kaldığı için evlenilmiş bir kız olacaktı ki o da Müslüman baktığımız zaman. E, bu kez de Mihriban yuva yıkan kadın olmuş olacaktı. Bakış açımızla ilgili bir şey. Nereden bakıyorsak diğerine ona göre e, görüyoruz ister istemez. Peki. E, teşekkür, teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür ederim. Adile Hanım. Merhaba. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Bu ön söz konusu benim kafamda bir şey oluşturdu. Ben <laughs> okudum e, ön sözü ama e, beklentim çok daha farklı yöndeydi hatta ön sözü okunca. Siz söyleyince fark ettim. 10 sözü okuduğum zaman daha aynı şeyleri bulamadım. Tabii. Kitap seçerken genellikle yani kim ne demiş. Bu da benim için değişik bir bakış açısı oldu. Ee, Adile Adil Hocam donuyorsunuz şu anda. Ben bir dönem romanı göremedim. Öyle bir beklenti içindeydim. Kadıköy'ün. Efendim donuyorsunuz. İsterseniz kamerayı kapatın. Belki daha gelir. gelirsin. Kamera açık Sesin geliyor mu şu an? Geliyor sesiniz şu anda. E, o zaman kamerayı kapatın. Daha İnternetinde biraz <laughs> sıkıntı olabilir. En azından sesim net duyuluyor mu şu anda? Evet evet şu anda ha, daha iyi. Tamam. Ee, ben açıkçası bir dönem romanı beklerken bir dönem romanı bulamadım. Bir karakter analizi de yok genel anlamda derinlemesine. Aslında haller var. Kadın erkek ilişkilerinin e, yüz yıllardır hatta bin yıllardır hiç değişmeyen, tekerrür eden, o kısır döngüsünü, algı farklılıklarını anlattığım ama derinlemesine girip de e, altını üstüne getirmemiş. Vermiş, bırakmış, yorumu okuyucuya bırakmış şeklinde gördüm. Bu açıdan da beğendim. Çok fazla altını çizdiğim yer yok romanda. Sadece iki yer var. Bazı romanlarda hani altını çok çizeriz, böyle çok beğendiğimiz ne kadar güzel cümle kurmuş, ne kadar güzel tespit diye. Burada çok çok o, o tarz cümle cümleler göremedim ama romanın geneline sindirilmiş tamamını okuduğunuz zaman kendi yorumunuzu, kendi cümlelerinizi kurabileceğiniz bir anlam ifade ettiğini gördüm. Yani bugün de baktığınız zaman erkeklerle ilgili tespitler ya da kadınların ilişkilere bakış açısıyla ilgili tespitlerde ben hiçbir farklılık göremiyorum. Yaşadığı dönem anlatmış olsa bile o dönemi anlatan, o dönemdeki ilişkileri anlatan diğer romanları da okuduğumda o dönemde yaşamış olan kişilerin ağzından ya da günümüzde mesela Nazan Bekiroğlu yine o dönemleri anlatan romanları vardır. Dolayısıyla yine bir farklılık yok. Yani insan hallerinde aslında ilişki algılayışlarında hiçbir farklılık yok diyebiliriz. Sadece ifade biçimi yaşanılan dönemle ilişkilendirilebilir. Ben bu romanın genelini ifade ettiğini düşündüğüm e, iki cümle çizdim. Müsaadenizle onları yorumlamak istiyorum. Sayfa 182'de kendi kuvvetini keşfeden insan artık ıstırabın dikenli yoluna düzülmüş demektir. Yani buradan hareketle kişilerin ruh hallerindeki o dikenli yola niye girdiğini e, anlatmış ama karakter analizi olarak değil. Bu hepimiz için geçerli şey. Yani çoğu insanın yaşadığı duygu durumu, çoğu insanın verdiği tepkiler de ilişkilerde aslında böyle. Kendi kendimize bu yola giriyoruz ve bir şekilde yaşanması gerekiyorsa Yaşı, yaşıyoruz. Sonrasında ne vardır? Ölüp, önümüze şapkamızı koyup bazen düşünebiliyoruz. işte Bedriye gibi, Burhan gibi kendimizi oyalayacak e, üzüntümüzü atlatmak için bir şeyler bulabiliyoruz. Ya da kabuğumuza çekilebiliyoruz Necdet gibi. Bu hiç değiş, değişmeyen bir hal. Bir de e, sayfa sesiniz gelmiyor Adile hocam düştü. Ne? Sanırım kesinti oldu. Sevinç Hanım Çok buyurun. pardon. Zaten ha, tamam. düştüm. Şu ha, an geliyor mu sesim? Buyurun. Geliyor. Ee, Adil Hocam mikrofonu kapattınız. Ha, tamam. 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 Tekrar başkasına söz verdiniz sandım. Bu cümlede hayatınız hangi hasreti doyuramayacaksa siz korkunç bir isabetle onu keşfediyorsunuz ve imkansızı hedef yapıyorsunuz. Bu hakikaten bütün insanların her dönem içinde olan bir duygu aslında. Sadece şöyle bir farklılık. Ben romanı genel anlamda beğendim, evet halleri olduğu gibi anlatıp bırakmış. Ama e, evet yazar üzerinden düşünürsek bir de Eserin, kitabın ismine baktığımızda, işte ön sözünü vesaire okuduğumuzda hep o döneme vurgu yapan bir şey arıyorum. Ama ben evet dönemle ilgili e, ifadeler var, dönemin zihniyetini yansıtan ama onun üzerine kurulu görmedim açıkçası. Yani bu benim tespitim. Doğrudan bir dönemi e, anlatan ya da bir yeri ön plana çok çıkarmaya amaçlayan değil. insan hallerinde sadece bunu son olarak kullanmış. Bir yeri seçmiş Kadıköy belki o dönem için evet e, bu tip insanların olmuş olabilir bilemiyorum. E, kendi yazdığı dönem için düşünürsek evet o dönemi anlatmış. De, o dönemden hareketle anlatmış. Ama genel olarak tüm insanlık hallerine hitap eden çok iddialı cümleler kurmadan geneline yayıp da genelde aslında iddialı ifadeler e, bizim yorumumuza bırakılmış bir roman olarak gördüm ben sadece beklentim daha döneme vurguydu onu bulamadım ama onun haricinde genel anlamda ben Romanı e, günümüze hep uyarlayarak e, okudum kendi içimde. Evet şu anda da aynı şeyler var. Aa ben de aynısını yaşıyorum. Bak bir arkadaşım da bu. O da aynı yorumu yapıyor. Bugün de aynı yorumu yapıyoruz. Bugün de kadınlar aynı tepkileri veriyor. Erkekler yine aynı hiç değişmemiş. Hep bu halleri gördüm açıkçası. Bu yönden hoş bir roman oldu benim için. E, bu romanı değerlendirmeye aldığınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sevinç Hanım. İyi akşamlar hocam iyi akşamlar arkadaşlar ee, çok teşekkür ediyorum ben de çok güzel yorumladınız gene her zamanki gibi ee, ah. harmanlıyorum ben bütün atölyeleri birbirine böyle şey yaparak hani optimum faydayı nasıl sağlarım diye ee, ben de hemen başında okumuştum yani sizi verir vermez okumuştum romanı o yüzden biraz unutmuşum işin açığı hani ayın sonuna doğru birkaç yer not almışım sadece. Bir e, 151 sayfada e, Bedriye'nin Burhan'a kavuştuğu yerdeki e, şey var, mutluluğu tarifi var. E, onu almışım. Bir küçük paragrafını okuyacağım. Zavallı insanlar diyor. Bütün büyük saadet ararlar. Büyük saadet onlara geldiği vakit kuvvetleri yetmez, kaldıramazlar. Bir insan kalbi büyük saadetle ancak muvakkat bir müddet için tahammül edebilir. Orada arkasından da yani en şeyi zirveye Burhanla ulaşıyor. Ama asıl e, imtihanın o zaman başladığını da fark ediyor. Sonraki e, dönemde işte hamile olduğunu söylüyor ve Burhan'ın bunu kabul etme işinden sonra hani şu an ben tabii psikolog falan değilim ama uygulanan bir yöntem hani en son ne olabilir? En son ne olabilir? Orada onun da yüzleşmesi var ya hani o zirveyi görüyor mutlulukta. Hani Burhan'la o zirveyi yaşıyor. Sonra çocuğu istemediği zamanki hayal kırıklığında Burhan beni sevmesen ne olur? Ya kıyamet kopmaz, yer yerinden oynamaz. Hani bununla yüzleşiyor Bedri'nin o hallerini görüyorum. Bir de iki yere not almışım. Orayı ben çok anlayamadığım için hani sizden bunun bir izahını isteyeceğim. E, 224. sayfada e, Necdet'le ilgili olan bir son paragraf var. Bir de Burhan'la ilgili olan 234. sayfadaki ilk paragraf var. Ben oraları çok anlayamadım. Hani kastettiği şey nedir? Onu anlayamadım. Hani bir paragraf e, bulamadığım için siz bana kısaca özet geçersin. E, tabii ki. E, Burhan'la ilgili kısmı yazdım defterime de şey 234 224'ü bulurum. 234'te şöyle diyor. Güzel Burhan. Evet güzelliğine diyecek yoktur. Balıkçı, avcı arkadaşları ile gelişi güzel e, kucaklaştığı hizmetçi kızları ile mamur ve mesut olsun. Benim onunla tekrar birleşmeme imkan yoktur. Aramızda bir ölü var. Katledilmiş bir küçük Allah. Bundan ben bir şey anlamadım işin açığı. Burada neyi kastediyor? Bebek düşündü. Ee, Efendim? Aramızdaki ölü bebek. Ee, bebek Allah ölü. derken neyi kastediyor orada? O, ben orayı da anlamadım. Vermiş olduğu bir nefes. Yani suçsuz kabahat sıfır. Yani hiç şey yok. Ne, ne diyelim bir boş bir levha gibi aynı zamanda Allah'ın bir nefesi gibi görüyor. İşte o tür ufak şeylere bakarak tasavvuf bir roman. Etiketinde yapıştırabiliyorlar ona. Hmm. Küçük bir Allah dedi. Yani Allah. Ama dünyana dünyada kirlenmemiş olan. Çünkü doğmadı bebek. Allah'ın bir yansıması gibi mi? Evet. Yani şey ondan mi? gelen bir nefes, bir ruh biliyorsunuz. Hani Allah nefesinden hmm. verdi. Biz ondan bir parça taşıyoruz diyor ya. O parça dünyaya gelmediği için küçük bir Allah ifadesini kullanıyor ile ilgili de bir şey vardı onu bulamadım hani sizle konuşurken de e, siz anlatırken de orada farklı bir şey söylüyordu. Burada da bunu hani söyleyince biraz anlayamadım. E, Necdet ile ilgili kısmı da hemen söyleyeyim. E, kadınlar burada namütenahi sebebilen ve ızdırap çekebilen zengin bir ruh olduğunu çabuk keşfettiler. Necdet'e öyle tuzaklar kurdular, öyle sürprizler hazırladılar ki çocuk bir zaman oldu 7-8 entrikaya birden düğümlenmiş bulundu. Birkaç defasında kendisine yapılan avanslardan istifade etti. Fakat nafile. Hayvanı ne kadar çok doyursa gönlündeki Allah o nispetle aç kalıyor ve ızrap çekiyordu. En ziyade şaştığı şey kadınların çabuk sükutu ve gösterdikleri teslimiyet oldu. Buradaki e, gene Allah lahzının oraya yerleştirilmesini ben çok anlayamadım. Hmm. Ya ben tasavvufa çok hakim olmadığım için ya da yazarın dili benim e, anladığımın dışında fazla e, farklı diyemedi. Ee, çok evet. anlayamadım işin açığı. Hani bu iki paragrafı bu anlamda not almışım. Öbür türlü ha. de e, bir mihrimah mıydı? Hani, mihrimah. bir şey. <laughs> Mihrimahın tesellisinden bir şey vardı bir de. ikinci defa Faruk'a gittiği zaman şunu söylüyor. Ruhumun hürriyetini, kay ruhumun hürriyetini kaybetmeye başladım. Aşkım şenlik yaparken izleti nefsim yeriniyordu. Bu da çok hoşuma gitti benim. Hani bir yandan gururu ayakları altında ama bir yandan da nefsine yenik düşüyor. Öyle bir Tesellisi var yengesinin. Bu notları almışım hocam. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Necdet'le ilgili bir cevap veremeyeceğim. Çünkü zihnimi toparlayamadım. O noktayla Hı -hı. ilgili. E, olmadı. Bir daha bakabilirim sonra. Olur mu? Teşekkür ederim. Hı -hı. Sağ Selma Hanım buyurunuz. İyi akşamlar. Çok teşekkürler kitap için. Sağ olun. Ee, Sadece ben belli ki bu hanım hem doğuyu hem batıyı gayet iyi biliyor ve bu Kadıköy'deki yedi genç üstünde den bize de ekstrem yani uç fikirler de veriyor. Şimdi mesela 200 ikinci sayfada bu Bedri ile Burhan yeni köyde bir iftara gidiyorlar ve e, Burhan evin sahibi hanımla bir defa dans ediyor bir daha etmiyor sonra e, Bedriye de pek çok insanla dans ederken o da sigarasını yakıyor ve büyük bir özlemle sahip olduğu kadını izliyor. Şimdi bu besbelli batıdan gelen bir yaşam tarzı. Fakat bu batıda da çok yaygın olmayan bir şey hele 1930'larda. Yani hissettiğimi çok ifade edemiyorum. Anladım. Ama demem şu ki, e, yani bir e, ne Batı kültürünü anlayabiliyorum ben e, bu romandan, e, çünkü çok uç yerlerde geziyor. Ne de Doğu kültürünü. Güzel karakterler yaratmış, yani güzel örgüsü var, hiç itirazım yok. Fakat yani savruluyor bir yerden bir yere. Gibi geldi bana. Belki siz daha e, iyi izah edebilirsiniz. Yok estağfurullah. Bu yabancılarda e, Avrupa'da hatta e, çokça şeylerde görürüz. E, İngiliz edebiyatında falan da görürüz. Valsler vesaireler. E, herkes birbirine teklif eder. Ortada dolanırlar. Evli olması nişanlı olmasının da çok büyük bir önemi yoktur. Aslında ama orada gördük çok gibi. küçük bir zümre değil mi? Yani Batı'da evet, olsa... ama Kadıköy'ü de küçük bir zümre. Bir yansıma gibi düşünebilirsiniz. Bize garip geliyor çünkü şu anda bile bizde böyle bir şeyin olması çok kabul edilebilir bir durum değil. Bir de Burhan Hancı de yabancı bir kadınla birlikte yaşamış. Yani biraz o kültüre de aşina gibi duruyor. Tabii Hayır, ki belki, kültürü belki, belli. Bir... Evet. Belki bizim benim zihnim daha toplumsal bir şey çıkarmaya çalıştım yanlış olarak. Halbuki çok küçük bir zümreyi anlatıyor. Yani çok çok özel bir yaşam çevresini anlatıyor bize. Yani belki, belki beyin onu genellemeye çalışıyor. Orada <laughs> yanılıyor. Evet bildiğimiz bir şey var kalıplarımız var o kalıbın dışında bir Türk romanı okuduğumuzu düşünüyoruz. Yani böyle bir erkek de hani yok canım artık bu kadar da değil diyoruz ki Necdet bile Burhan'ın bakışından kıskanırken kadını Burhan'ın sadece karısını uzaktan şevkle seyrediyor oluşu başka bir erkekle dans ederken bize mesela e, garip gelebilir ama romanın kendi bulunduğu dönem açısından normal olabilir. Mesela Yeşilçam filmlerini hatırlayın. Yeşilçam filmlerinde de ee, mesela salon erkeği dediğimiz zaman salon erkeği nedir? Öyle hani karısını kolundan tutup çekip götüren değildir. Bunlar daha çok yabani erkek türüne e, girer. Kıskanan işte alıp götüren bir şeyler söyleyen vesaire. Hatta Peride Celal'in falan da romanlarında görebilirsiniz. Yani bu salon kültürü dediğimiz bir şey oluşuyor orada. Biraz önce arkadaşımız sordu iftarda zıtlık değil mi diye. Ee, onun bir örneğini şeyde vermiştim Garden parti yapmak istiyorlar hmm. dedi o garden partide de iş çığırından çıkıyor çünkü bizde misafir gelince e, onu yemekle ağırlarsınız ne olursa olsun ya da yatıya ya kalır 1930'da açık büfe ne var. varmış Türkiye'de yani ama ee, var hani, evet. oralardan beyin <laughs> yanılıyor herhalde yani benim e, girdiğim çapraz o yani ha. sadece açık büfe yapacak ve millet aç gelecek ee, yani batıdan aldığımız bazı şeyler e, hiç uymuyor ama uymuyor ama çok küçük bir zümrede belki uymuyor yani açık büfe herkes yapmıyor garden parti yaparken ee, ama işte rahatsız ediyor yani kalıplarımız var kalıplarımız var o bizi rahatsız ediyor Zümre'yi okuyor bir olsak bile. Evet. Değil mi? Evet. Pek çok Türk romanı okuduğunuz zaman bunlara yer yer sahne verildiğini görürsünüz. 1930'lar aslında bizim tam da böyle hakikaten hani modern kelimesinin tırnak içinde söyleyeceğim ama beklenilen düzeyde batı nasıl yaşıyorsa öyle yaşadığımız bir dönemi içerisine alıyor. Hızlı bir batılılaşma var orada. Kaldı ki ee, Osmanlı'nın son dönemlerinde de tanzimatın ilanı ile ve Fransa'ya gidiş gelişler çoğaldıkça bizde de mesela masada yemek yeme kültürü, koltuk kültürü vesaire gelişmeye başlıyor. Haliyle aldığımız şeylerin hepsini birebir adapte etmesek de bazılarını kendimize uydurarak değişip dönüştürmüşüz. Bu İslam'la karşılaşınca da olan bir şey. Bazılarını da olduğu gibi alıp kabul etmişiz. Mesela bir dönem eve masa alınmış o batılaşma döneminde ilk etapta sandalye alınmış ama gidip yer sofrasında yiyorlar hala daha. Çünkü o misafir geldiğinde bakın burada da bizde var biz Avrupa'da gördük bunu hani Kanunu Sultan Süleyman'la Pargal arasında bir şey geçer ya Pargalı heykel yaptırır. Avrupalı yani orada görmüş ama bizde heykel yasaklanan bir şeydir yapamazsınız put olarak görülüyor haliyle orada bir çatışma vardır ya da pargalının evine gidince masada yemek yerler bizde yerde yemek yemek kültürü vardır bir süre sonra bunlar değişiyor köylerde değişiyor mu zannediyorsunuz belli ne? bir zamana kadar hala yer sofrası denen bir anlayış var evde masaları var ama mutfakta yer sofrasında yiyor insanlar hala daha bunu yapanlar var haliyle bir kültürden diğerine zaten birebir geçiş olmadığı gibi Yorumlamakla da ilgili bir şey iftarımı yaptım. Bizde mesela iftarla sahur arası eğlenceleri çoktur. Karagöz oyunları bilmem meddahlık falan filan. Burada bu dansa dönmüş olabilir. Yani küçük bir zümre bu ama İstanbul'da bu böyle epey bir zümre var. İstanbul işgal altına alındığında 1912'lerden itibaren şey özür diliyorum 1914'ten e, 18'den sonra İstanbul işgal altındayken 4 yıl boyunca bu köşklerde yalılarda davetler veriliyordu danslı davetler ve bu danslar da Türk kadınları bildiğiniz e, İngiliz subaylarla vesaire dansa kalkıyorlardı. Bu bir zümre ise evet zümre. Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorresinde bunu çok net görebilirsiniz mesela. Çok fazla Türk romanı okursak aslında dönemi bize nasıl aktardıklarını görebiliriz. Orada bir abartı yoktur. Gördüklerini naklediyorlar. Bir hani bunu da şöyle yapayım da dikkati çekeyim değil. Böyle bir hayat var. Gidin 40'lı 50'li yılların hatta 50'li yıllardan sonraki bütün yeşil çam filmlerine bakın. Hani şımarık züppe zengin çocukları diye lanse edilen çocuklar vardır değil mi? Hani bu neydi şey bir tane sarışın adam var kızları kötü yola düşürür falan Cüneyt Arkın gelir kurtarır daha kaba saba bir adamdır salon adamı olamamıştır gibi bunların hepsini o filmlerde de görürüz yani değişimimiz gelişimimiz bizim çağdaşlaşma yolunda çok sancılı geçmiştir yani Hala geçiyor galiba evet tabi bu oturan bir şey değil ve bu sadece Hı. bizimle ilgili bir problem değil bu batının da modernleşme sürecinde çektiği sıkıntı var Batı Rönesans'ı kolay mı kabul etti? Batı aydınlanma çağına çok kolay mı girdi? Sancı çekerek yapıyor böyle şeyleri. Ve geçmişten eksile eksile gelse de yeni yerine yeni bir şey koyarak devam ediyor. Biz kendimizi inşa edemediğimiz için problem aslında burada kendimizin inşa edemeyişi bir şey. Biz yapmıyoruz. Biz alıyoruz ve onu taklit ederken de kendimizden bir şey katıp ortaya melez bir şey e, çıkartıyoruz. Hani o, o, gibi. oysa hocam bir de batılı da e, belli bir bakış açısında oryantalizme bakıp ah medeniyet doğuda diyende Bir dediğiniz gibi tamamen bakış açısına bağlı ama e, böyle bir şey seçtiğiniz ve bize tanıttığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Farklı yazarlar okuyalım istiyorum. Biraz böyle daha karanlıkta kalmış öne çok fazla çıkmamış. Ne güzel beyin fırtınası yapıyoruz burada. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tuğba Hanım. Hocam, hocam merhaba, merhaba. merhaba ee, hocam ben bu romanı çok beğendim. Ee, dönemin sosyolojik yapısını çok güzel aktardığını düşünüyorum. Ee, karakterler çok gerçekte. Ee, ve İstanbul o betimlemeler işte Suadiye kıyılarında Taverna, e, kıyıdaki tavernanın müziklerinin sesiyle e, teknedeki o manzaralar işte mehtabın, denizin ve o dönemin gençlerinin ne kadar genç olduğunu, denizi ne kadar tanıdıklarını öyle bir havayla aktarmış ki ben de bir Kadıköy aşığıyım. E, ve beni o çağa, o döneme götürdü ve hatta insanlar e, yani Kadıköy, Suadiye... E, çevresindeki o e, sosyete, dönemin sosyete dediğimiz profilini çok güzel vermiş ve aslında doğuyla batı arasındaki o çatışma, o savrulmalar o kültür e, kültürel savrulmalar e, kitapta çok güzel irdelenmiş. Yani bunu gösteri göstere, göstere e, vermemiş e, sadece sahnelerle anlatmış bize. O yüzden ben dönemin içerisinde çok girdim. Beni kitap çok büyüledi. Ee, teşekkür ediyorum bize böyle bir kitabı e, okuttuğunuz için, tanıttığınız için. Yazarın dilini de çok sevdim. Ee, genel itibariyle görüşlerim bundan ibaret. Teşekkür ediyorum. Tekrar. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peyman Hanım buyurunuz. Merhabalar. Hocam ben de teşekkür ediyorum. E, ilk başta biraz böyle ön yargılı başlamıştım kitabı okurken eski e, dönemi anlattığı için e, ilk başlarda böyle bir çok fazla bir şey beklemeden daha doğrusu okumaya başladım ama roman açıldıkça o katmanlar psikoloji var, sosyoloji var e, çok fazla insan karakterleri o yaşantı e, ve e, acı çekiş biçimleri. Dostluklar, acılarla baş etme şekilleri, zaman zaman yazarın işte ders verme gibi söylediği şeyler. Hani her şey beni çok etkiledi. Ve benim altını çizdiğim çok yer oldu. Ben betimlemelere bayıldım. Hmm, canlı çok edin. çok güzel, çok çok güzel. Hatta bir tanesini hani şöyle kısaca okumak isterim. Ilık kokulu bir hava bana sarıldı. Tarif edemeyeceğim bir lezzetle ürperdim. Sanki güneş beni öptü. Toprak ayağımın altına el açtı. Otlar, çiçekler bacaklarıma dolanmak istedi. Gök bana güldü, ışık beni yıkadı. Yani bunun gibi çok yer var. Hepsini tek tek altını çizdim. Ve yazarı ve karakterleri birbirinden ayırmamız gerektiği konusunda size çok katılıyorum. Yani şimdi bu kişiler bize bir kesit sunuyorlar. O dönem bize çok güzel aktarılmış. O dönemdeki işte gayri diğer hanımlar, örtülü, açık, bütün o yaşantıyı bize bir kesit olarak sunmuş. Ya ve çok güzel sunmuş. O gençlerin eğitimli olmaları, işte spora meraklı olan, müzik, Mesela keman, e, piyano çalanlar e, ve mesela başka kesimlerden de arkadaşlıkları var. Ayakkabıcı birisi var. Baha galiba. E, Mükerrem var. Başka bir e, hani esnaf mesela. Hepsi değişik kesitlerden, insanlardan hani örnekler vermiş. E, bu bakımdan benim çok çok hoşuma gitti. E, roman beni etkiledi. Ee, ve hani bu romanı seçtiğiniz için ben teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Suna hanım buyurunuz. Cidanım. Değil mi yanlış bir şey yapmadım burada? Buyurun. Ha, ha, evet. <gülüyor> Pardon <gülüyor> hocam. <gülüyor> hocam. Diye. Şimdiye kadar arkadaşlar kitabın içeriğiyle ilgili yorumlar yaptılar. Ben yazı karakteriyle ilgili bir şey soracaktım size. Bu Osmanlı Türkçesiyle mi yazılmış acaba roman? Ee, daha doğrusu şöyle, Türkiye Türkçesi, o dönemin Türkçesi. Yani şey, yani, mesela bu yılların romanlarının dili bu. Sette'yi Çin diyor mesela. Çin Sette'yi yazabilirdi orada. Evet. Oradan dikkatimi çekti e, alıntı kelime zaten çok. Hı hı, e, evet. O onu merak ettim İlk baskısı dedim acaba o şey Osmanlı Türkçesi olarak mı çıktı, sonradan mı değişti? Onu Yok, merak ettim. Yani bildiğimiz 1930'lu yıllarda kullanılan Türkçe bu zaten. Türkçe. Yani o dönemin e, evet romanlarını okuduğunuzda zaten Türkiye Türkçesi Osmanlı Türkçesi'nin e, devamı. Daha yani evet hali. artık Arapça Farsça tamlamaları ortadan kaldırıyoruz ama bunu 1912'den itibaren yapıyoruz biz. Yani evet. Ömer Seyfettinler bu işi hallediyorlar zaten. Osmanlı yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da dilde sadeleşme hareketleri tabii ki haliyle devam ediyor. Hatta Türk Dil Kurumu vesaire de kurulduktan sonra Atatürk de buna çok önem veriyor ama nutku evet. okursanız orijinalinden nutkun dilidir. Bu. Nutku, evet. Tabii tabii, yani Atatürk. Nutuk da, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış Nutuk biz onu çevirmiştik okulda hocayla. Evet, ama işte Bera şimdi, en e temiz, o Türkçe bizim Türkçemiz aslında. Evet, en temiz şey Osmanlı, Arap harfleriyle yazılmış Türkçe Nutukmuş yani, en temiz, yanlışsız olarak. Hmm, Oradan evet. hocamız söylemişti onu. Evet, yani tabii ki Arap alfabesini Osmanlı alfabesi işte onlar kullanıyorlar. Evet. Ama e, alfabe dille ilişkili olmadığı için yani dilden ayrı bir sembol e, bütünü olduğu Sembol, için. evet. Orada biz şunu bileceğiz ee, Osmanlı devletinin son dönemlerindeki Osmanlı devletinin e, 600 yılda boyunca karaci olan da orada yaşıyor Yunus Emre de tabii, yani, doğru. Onun bir öncesi, dolayısıyla Türkçe hep var. Var, Türkçe Bak, bazı var. Bazı dönemlerde tabii. Farsça ve Arapça ile boğulmuş bir Türkçe var. Yazarların ve şairlerin tercihiyle. Bazı şair ve yazarlar daha sade kullanmış, bazıları çok süslü kullanmış. Süslü, onlar çok süslü. Evet, bir orta yol bulduk. Ama evet. 1930'larda şimdi e, da okusanız bu Türkçe'yi görürsünüz. Orada da ağır kelimeler var. Evet, tabii, yani doğru. günümüze göre bilmediğimiz kelime sayısı oldu. Evet, evet. ama Türkçedir. E, Türkçe baktığında. evet. Nasıl evet. bugün herkes influencer ağzıyla konuşuyor ise, ha, yani Instagram evet. ağzıyla konuşuyor, yaygınlaşıyor ve yazıya hatta işte ne bileyim iş yerlerinde, plazalarda falan kullanılan dil nasıl farklı bir dilse, e, o dönemlerde de tercih edilen şeyler kelime bazında farklı olmuş. Doğru. Dil yaşayan bir varlık. Nasıl bir ortamda Doğru. yaşıyorsak onu alıyoruz. Işte. Alıyoruz. Evet. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza ha. sağlık. Çok güzeldi. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hepinize geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir kaydık.